7 yaş üzeri için uygundur. Olumsuz öğeler içermektedir. Kurban olurum derin Allah'a yaradım Mevliya Allah'ım. Kavuşturan Allah'ına kurban olurum. Sobayı yaktı, üstü gurme koydu. Bir dakika durun, sobayı yaktığınız yerde durun. Sobayı yaktı. Allah canını almasın. Beni o halde kodu taksiye gitti. Taksiden devam edeceğiz. Kız kaynana ruhani varlık gibi yemin ediyorum her yerden çıkıyor mübarek. Taksiye bindi. Ya ne yapmasın ya? Kaç gündür hep böyle değil mi? Aaa! Yemin ediyorum Allah beni aldı. Kırpılmamış koyun gibi. Ben sana nasıl öğrettiysem evde aynı onun gibi olacağım. Ben yarışardım yemin ederim var ya şöyle hep ne kadar tadına. Ana bayağı çalayım çoraplarıma gitti ya. Ayşe Hanımcığım, kayınvalidenizden şikayetçiyim. Çok konuşuyor. Ben size söylemiştim bu ses. Benim üstüme de atmayın gerçeği. Biraz eğlendir teyzemi ya. Bir çiçeğim ben de. Kendi salatayda ya. Böyle güzelce. Bilgi Hanım, senin böyle bir masa kurmak için yeterli vizyona sahip olduğunu düşünmüyormuş. Vizyon değildir. Nedir? Bilmez belki. Bilmez gerçekten. Yani. Ben özür dilemem sizden ya. Ben beklemiyordum. Evet, beklemiyordum sizden. Onlar da öyledir. Bu sizin hiç haddiniz değil. Masa çok güzel. Ben beklemiyordum sonuçta. Bu ne demek? Bu ne demek yani? Hastanede 250 kişinin aklını söyledi. Ben onu da araştırdım. Hemşirenin bir asist siz neydiniz orada? Sen ne kadar yalancı bir insansın ya. Türkiye'de bir de bir kere 7 yıldızlı bir otel yok. Kıbrıs'ta var. Adana'da var. Yeni, Adana'da 7 yıldızlı. Kendini göstermeye gelmiş. Bana göre hiç hamur değil. Çünkü pişmiş araları da açık açık. Hamur olsa pişme içip. Çatalınızla bakarsınız. Böyle olmuyor. Yani normalde insana beni çok iyi anlar, çok sever. Ama işte biz sıradanız ya ondan. Çocuk olarak beni devam etmeni, yemekle çok ilgilenmese de olur. Bunu seyirci görecek. Siz bence yemekten önünüze de gelirse yersiniz. Öyle bir tipe de benziyorsunuz zaten. Ne? Bence siz gidin. Niye seni izliyorum biliyor musunuz? Siz bak, acıyorum. Hangi belediye çağırıyorsa gidin oraya bekle abi dediğimi yapın. Ben insan bu olmaz ya. Gerçekten olmaz. Sen yarışmacıları bir görsen var ya. Yarışmacıları görsen sen ne olaydın? Şahane lezzetlerin dostu, inatçı kirlerin bir numaralı düşmanı tek program Kadir Sildi ile En Hamarat Benim'e hoş geldiniz. En Hamarat Benim'den herkese merhabalar sevgili seyirciler. Yine muhteşem bir bölümle karşınızdayız. Haftanın üçüncü günü yarışmacısı Naciye Hanım. Naciye Hanım iddiası ile birlikte Ankara'dan geldi programımıza. İlk gün Naciye Hanım'dan çok fazla bir şey beklemiyoruz dediler ama Naciye Hanım dedi ki ben yılları boşuna devirmedim dedi. Bugün mutfakta inşallah tenceresinde de hamaratlarını göreceğiz. Hazırsanız kapısını çalıyorum. Bu arada bugün Ümraniye'deyiz. Haydi buyur. Bugün yarışmamıza Ankara'dan katılan iki çocuk annesi el lezzetine çok güvenen Naciye Hanım'a konuk oluyoruz. Şahane lezzetler, muhteşem tarifler, müthiş hamaratlıklar için biz hazırız. Naciye Demireyen ben. Ankara'dan geldim. 41 yaşındayım. İki çocuk annesiyim. 22 yıllık evliyim. Kayınvalideme beraber oturuyorum. Hayırlı sabahlar. Hayırlı Naciye sabahlar. Hanımcığım nasılsınız? Çok şıksınız efendim. Teşekkür ederim. Vallahi heyecanlıyız, meraklıyız. Günaydın dış ses. Günaydın. Nasılsınız efendim? Bugün sana büyük sürprizlerimiz var. Naciye Hanım tarafından birlikte mi yoksa senden ikimize mi sürpriz? Benden. Senden ikimize sürprizler. Ha. Yanmıyor ama güzel sürpriz yapar. Evet. Aklımızı başımızdan alır. Daha önce deneyimlenmiş şeyler bunlar. Mutfaktan başlayalım. Hadi geç, geç. Başlayalım. Gülistan, Gülistan. Yemek yapmayı seviyorum. Yarışmacı arkadaşlarımla çok şanslı olduğunu düşünmüyorum. Sen mutfak dedin salona. Aman da aman selamun kim gelmiş. Aleyküm. Aman kurban olurum verin Allah'a yaradım Mevliya. Allah'ım kavuşturan Allah'ıma kurban olurum. Ağlama ağlama özle beni. Senin için ölürüm 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 ölürüm. Hoş geldiniz. Hoş geldin. Hoş bulduk. Hanımefendi Naciye Hanım'ın kayınvalidesi. Bize defalarca başvurmuş. Seni çok seviyor. Beni görmek için mi başvurmuş, yarışmak için mi başvurmuş? Yarışmak için ya. Sen de yarışacağım, oynayacağım böyle. Ama ben de anneciğim siz zorlanırsınız dedim. Aa niye? Baksana kadın gümbür gümbür. Anneciğimin ayağında platin varmış, eğilemiyor. Niye aha? Aha. Gayet de bak
Teç. Ay ben eğilemiyorum. Bak o eğiliyor. Benim dizim acıyor. Eğiliyor mu? Teyzem açık. Sen teyzeni tek gözünle görüyorsun. Ama yerleri silmeye kalksak nasıl yapacaksınız? Tozları al, koltukları silerim. Heh. Tozları alırım. Ben onun yerine yerleri silerim. Yerlerde Kadir'e sildiririm. İşte sen bu. Niye almadın benim teyze benim haberim olsaydı ben seni şimdiye kadar aldırırdım. Renkli yarışmacı arıyoruz. Daha renklisi mi bulacaksın? Kurban olurum. Ulan oğlum hem oynarım. Hem neşelendiririm. Hem şeyde yemekte kendimi savunmayı biliyorum. Senin bu gelinin ne kadar şanslı o zaman. Böyle hayat dolu bir kayınvalide var. Milletin kayınvalidesi mostura gibi evde oturuyor bütün gün böyle. Yok. Ben 20 senedir beraberik. 22. Yemeğe çok hakim değilim tabii ki. Bir de benim kayınvalidem Yozgatlı. Evi de çok lezzetli, çok da becerikli. Tabii ki bir uyumsuzluk oldu. Birkaç yaptığım yemeği beğenmediler doğal olarak. Alışkın değiller çünkü. Ama hani bunu niye böyle yapıyorsun? Sen niye öğrenmedin? Kaç yaşına geldin? Hiç bunları duymadım. Ben 113 tane kıza gittim oğluma. Niye? Vermediler. Aa, senin gibi kadına kız vermediler. Dediler kocası yok. Kim karşımıza gelip oturacak dediler. Aa, denilecek şey mi bu anneciğim? Vallahi öyle dediler. Bir de bekar kızım vardı. Kız kardeşi var dediler. Biz vermek dediler. Horanta kalabalık diye vermek istemediler. Bir kızım var bir benim var. Gelinlerin gözüne çok geliyor işte. Bekar görümce evde dul kaynana kim ister? Evet. Kadir sor bakalım gelinle nasıl tanışmışlar? 113'ün üstüne. Benim oğlumla aynı yerde çalışıyorduk kafeteryada. He. Bir gün bunu almış gelmiş ütü yapıyordum. Kapıdan girdi bu. Gel kızım dedim. Önce bir banyoya gir, ayaklarını yıka, elin yüzünü yıka, otur dedim. Ya. Ayaklarını öyle yıkattın kızım. Çalışıyor işte. İşte, he, işte. Sonra ütüyü mü verdin eline? Ben titizdim. İşte, ondan sonra ütüyü verdim eline. Bir ütüle bakayım şimdi. İyi de sen de 113 taneyi gezmişsin. Az bari huyuna suyuna gideydin. Hemen ütü verilir mi? Yok. Denemek için. Denemek için. Denemek için. Allah bile sana keten gömlek vermiştir. Sonra ne? Yok tülüdü. Tül o çok kolay tülü tülüyordu. Sonra kurbanlar olduğum Kadir'im içeri girdi. Söyleme sahip geçmiş gün kemikli et pişirdi nokut. Kemik aldı böyle ağzına. Oğlum bana niye kız arattırıyorsun? Aha kız dedim karşımda dedim. Bak. Elinden düştü kemik. Et düştü. Heyecandan. Biz eşimle görüşmeye başladık. Biz zaten 2-3 aylık bir süre içerisinde evlendik. Eşim dedi ki benim babam rahmetli oldu. Ben dedi annemle beraber oturmak zorundayım. Onu yalnız bırakamam. Ben de olur dedim. Yani çünkü ben bize hep 4 atanın hakkı bir derdi annem. Ben de öyle alıştım. Tamam dedim. Eli ayağı boşalmış. Ya. Eli ayağı demek boşalmış. Demek ki bunlar da bahane arıyormuş yavrum. Hemen içeri girdiler. Konuştular, görüştüler. Ben bunu kaçırdım. Vermediler. Kaçtı. Vermediler mi? Yani bizde isteme olmadı zaten. İsteme Kadir olmadı. Bey, ailem yaşın küçük daha gerek yok şu an. Hani daha erken dediler. Biz de zaten görüşüyorduk eşimle. Dedim ki biz 2-3 ay içinde evlendik. Dedim ki bu iş daha fazla uzun sürmesin. Biz kaçalım. Ya ben dedim ki yok bu böyle olmayacak. Ondan sonra gelse de vermeyecekler. Benim eşim de şimdi biraz sinirli olduğu için ters tepmesini istemedim ailem birbirine karşı karşıya gelip. O yüzden dedim ki ben gidiyorum. Kaçtım. Aa hele Naciye Hanım. Tabii buldu senin gibi kaynanayı kaçırmak istedim. Dur bile arkası gelsin daha. Daha var mı arkası? Bunu aldı kaçtı. Neyse ben buna bir kurucu. Güzel düğün ettim. Bir hafta davul saç çaldırdım. Dediler ki dul bir kadın kocası yok dediler. Nasıl çaldırıyor dediler. Yani kaçtı diye düğün yapmamazlık yapmadım. Bak düğünü de yapmış. Yok çok güzel. Ama düğün ben yaptı. Kaçtım ama bana hiç kimse yapmadı. Ben de kına gecesinde kaçtım. Sevdiğim oğlana kaçtım. Vermediler. Sonra kendi kına gecende? Evet. Sevdiğim oğlana kaçtım. Sizi niye vermediler peki? Fakir idi. Allah adama her şeyi veriyor. Sizinkiler ne dedi? Biz dedi şifor parçasına kız vermek dedi abim. Çok büyük konuştu. Ne parçasına? Şifor. Ha. Kaçtım ben de. Ama aşkın gözüküyor. Aşık Semiha. Aşıktım ama eşimden çok korkardım. Bir komşuya gitmezdi. O saygıdan ama. Annem bile evde bir kiracı oturuyor. Dedi ki Semih abla dedi seninle bir dedi aşağı gidelim dedi. Atiye dedi ben çok hastayım rahatsızım gidemem dedim. Eskiden soba vardı sobayı yaktı üstü gurme koydu. Bir dakika durun sobayı yaktığınız yerde durun. Biz bir mutfağa gezip hemen gelelim. Geleceğim şimdi ben seni çok sevdim. Kadir ben seni uçup ölüyorum. Kaldığımız yeri aman unutmayalım. Sobayı yaktıydı güğümü üstüne koyduydu hemen geliyoruz. Ben her zaman yerimi bilen bir insanım. O da her zaman büyüklüğünü göstermiş bir kadın. Ben odamda dolanırım işte ne bileyim o kendi odasında zaten yatar kalkar. Salonda beraber otururuz, yeriz, içeriz, sohbet, muhabbet. Ama dediğim gibi birbirimize karşı en ufak böyle bir saygısızlığımız olmadı hiç. Sobayı yaktı. Allah canını almasın. İçeriye girdi. Dinle mi? Gel bana buyur, gel bir dinle. Kadir, senden kurtuluş yok. Yok. Kurtulmak isteyen de yok canım. Sobayı yaktı, aşağı indik. O da takside çalışıyor. O ana yol caddeden gelmiş eve, ben kağıt getirmiş hastaneye götürmeye. Ben de ara sokaktan o
kiracıyla indim aşağıya. Tamam. Eve gelmiş beni bulamamış. Kapı gitti, çocuklar evde. Tekrar bu dönüyor dolaşıyor, ondan sonra o yukarıdan geliyor. Ben burada babam geldi deyince şu kalbim yerine kut 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 ediyor. Adamdan habersiz nasıl Allah'ım gitti? Allah'ım ben ne yapacağım, nasıl gitti? Mutfağa bir tane tahta koydum. Bulaşığı indirdim, bulaşığı yıkıyorum. Güğümde su kaynamış. Tahtayı sildim, bardaklarla çaydanlıkları yıkadım. Eskiden çaydanlıklar çinki oydu. Kapıdan bir girdi, sivri topuk ayakkabı giyirdi. Tık 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 geldi. Ben şöyle güldüm onu görünce. Şöyle dur. Şöyle bir yaptı. Tahta tavana değdi, geri aşağıya düştü. Ayakkabı. Tahta. Üstünde bardaklar, çaydanlıklar. Bunu komşularım hep biliyor. Sonra neyse. Çaydanlığı aldım, nasıl kafama bir vurduysa. Sonra neyse. Beni kıskanç mıydı yani? Çok kıskancıdı. Kafamdan bir kan yürüdü ama elim, yüzüm, üstüm, başım battı. Kimse gelemiyor. Çocuklar bari, komşular dışarıda giremiyor korkusunda. Beni o halde kodu taksiye gitti. Taksiden devam edeceğiz. Banyoya geçelim. Epey canı yerini kesiyorsunuz. Ay. Takside kaldık, unutmayalım. Burada beklesin, söyle. Takma ne olur, bak geri geleceğim. Şimdi kayınvalidem benim şu an 68 yaşında. Ben evlenin işte 22 yıl oldu. Her sene kurban keserdi kayınvalidem. Ama son birkaç yıldır kurban kesemiyor. Bu da onun içinde kalan bir şey. O yüzden onu bir miktar ona vereceğim inşallah. Kalanında üniversiteye giden bir kızım var. Liseye giden bir oğlum var. Onların için değerlendirmek istiyorum. Kız kaynana ruhani varlık gibi, yemin ediyorum her yerden çıkıyor mübarek. Ama... O ayak, Allah'ım ya. Taksiye bindi. Bindi. Bu gitti çiftlik, çiftlik, çiftlik dolmuşunda çalışıyor taksisinde. Neyse varıyor arkadaşına, diyor ki arkadaş böyle böyle ben... Çok özür dilerim, ışınlanmayı icat ettiniz galiba. Biz haber vermiyorsunuz Semiha Hanım. Bir de neyse bu gitti. Sizi hastaneye götürmedi mi? Götürmedi. Kanı nasıl durdurdun ya? Kanı söyleyeceğim sana. Ha tamam. Komşular geldi, toplandılar artık. Biri şeker basıyor burama, biri yağ basıyor burama. İmkanım var ya. Senin burası. Helvanı yapıyorlar ayak üstü bunlar. Nasıl bir tarzıma? Bir tanesi çarşaf ikiye böldü. Kafama nasıl ettin hoca gibi sardı sardı sardı. Buradan kan yine çıkıyor. Sonra neyse oturdum. Ancama hanımı geldi. Sobayı yemeğe neyi hazırladı yaptı. Kırola hıca dedi. Karslıydı. Neden dedi seni bu duruma getirmiş dedi. Hiçbir şey demedi. Şöyle yatıyorum, akşam oldu. Yatıyorum böyle. Beni bir seven var arkamda. Oy. Oy canım. Güzel hanımım. Güzel ana, kızım. Güzel. Seni kim öldü bu duruma getirdi? Sana vuranların elleri kırılsın diyor bana böylece. Kimmiş o? Şeyin baba. Sana vuran da diyor, eller akşam diyor, kırılsın diyor, işten geliyor, bir de bana böyle dalga geçiyor. Sen var ya yani efsanesin, sen kitap gibisin, her gün seni okumak lazım. Evet, çok çok. Kaç çok. Yaşındasın teyzem, ayıp dur sonrası? 68'e girdim yılbaşında. 68 ama dolu dolu bir 68 doğum yani. Doğum günümde baksana bunu aldılar, yüzük aldılar. Ben kıyafet istemem dedim, bana bunu alın dedim. Ha, siparişi sen verdin. Evet. Öyle bir dedin ki sanki onlar akıl etmiş de almış gibi söyledi. Annem size beğenmez. Beğenmem ben. Ben kimsenin evinde yemek yemem. Kimsenin evinde doğru dürüst oturup çay içmem. Niye? Ben titizim. Kimseye de evime almam doğru dürüst çocukluyum. İyi yapıyor. Aa çocukluyum. Aynı ben. Evi dağıtıyorlar değil mi? Evet. Çocuklara dur da demiyorlar. Bir tane büyük olsun, bir tane çocuk olsun. Aynen öyle. Siz şimdi mutfakta biraz oturun. Kahve esnasında Naciye Hanım'a akıl verirsiniz. Tamam. Sen yarışmacıları bir görsen var ya. Yarışmacı. Bir görsen ah sen ne olaydın. Siz bu teyzemi almadınız ya. Işınlanıyor şimdi. Ben beni al kurban olurum. Hadi gel gidelim. Siz mutfağa geçin. Tamam. Görüyor, yine aynı şekilde gelecekler zaten. Bilge Hanım başlı başına zaten hazır, ön yargılı. Yine hiçbir şey yemesine gerek kalmadan zaten konuşmaya başlayacak. Ona alıştım artık. Davut Bey de keza öyle. Biraz dediğim gibi onların bir öne çıkma çabaları var. Yine bugün onu yapacaklar. Hoş geldiniz. Hoş buyurun. Buyurun. Hoş geldiniz Yıldız Hanım. Merhabalar. Hoş geldiniz Hanım. Merhaba. Hayırlı hoş sabahlar. Geldin. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. İyiyim sağ olun. Sizi sormalı. Günaydın. Esen'cim hoş geldiniz. Naciye Hanım'ın karşılaması güler yüzlüydü. Gayet keyifli karşıladı. Bizi beğendim. Naciye Hanım'ın karşılaması gayet güzeldi, canlıydı. Beğendim. Karşılaması çok güzeldi. Evet, sizler nasılsınız? İyisiniz. Teşekkürler. İyisiniz. Merak nasılsınız? Ediyor musunuz Naciye Hanım'ı? Ediyoruz. Ediyorsunuz. Merakla bekliyoruz. Naciye Hanım kendini sevdirmeye çalıştı ama asla ben yemem biliyorsunuz. Haddinden fazla güler yüzlüydü bence. Onun biraz sinsiyenini, içten pazarını gördüm sanki. Kendi gününe oynuyor bugün. Naciye'cim bahset bize şöyle biraz kendinden. Ben Naciye Demireyen, Ankara'dan geliyorum. 22 yıllık evliyim, 41 yaşındayım. 2 tane çocuğum var. Kızım 21 yaşında, oğlum 17 yaşında. Maşallah bayağı. Kayınvalidemle beraber yaşıyoruz. Böyle mutfağa hakimim, elim gayet lezzetlidir. Umutsuz olanlar için çok üzücü bir olay ama öyle. Peki normalde yemekleri kayınvaliden mi yapıyor, sen mi yapıyorsun? Ev hanımı mısın? Ev hanımıyım, ben yapıyorum.
Hani hastane işlerim olur, çocuklarla ilgili işlerim olduğu zaman da kayınvalidem sağ olsun yapar. Ama genelde mutfak senin elinde. Aynen, ben de. Yani Esra Hanım'ı görmedim, Bilgi Hanım'a nazaran Naciye Hanım biraz daha güçlü bir rakip benim için. O zaman bir kahve yap, bir elin lezzetini görelim. Peki, hadi bakalım. Nasıl içersiniz kahvelerinizi, onu sorayım. Ben şekerli. Ben sade. Şekerli. Sade. Şekerli alayım ben de. Hemen hazırlayıp geliyorum ben. Naciye Hanım ağır bir kişiliğe benziyor. Yetiştireceğini düşünmüyorum. Peki şimdi Bilgi Hanım'ın bir tarzı var. Az çok biliyorsunuz. Yani konuşmasından, sinirinden. Yıldız'ın da keza ilk gün gördüğünüz, dün Yıldız için de değişti dediniz. Naciye Hanım nasıl biri sizce? Yani değişken biri mi cidden? Bence Naciye Hanım bugün gününü oynayacak. %100 eminim. Yine Bilgi Hanım'a katılacağım. İşten pazarlıklı bence. İşten pazarlıklı. Evet. Allah Allah. Ben Bilgi Hanım'a katılıyorum. İlk defa katılıyorum bu arada. Naciye Hanım'ın sinsi olduğunu düşünmüyorum. Karakteri sessiz bir yapıya sahip. Pek konuşmuyor ve heyecanlı bir yapısı var. Güzel bir kelime kullandın. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Kızma ama. Hayır. O hiç olmamış o perum. Ne olmamış? Neden? Yani yakışmamış. Bu size asla ilgilendirmem. Önceki. Peruk daha yakışıyor sana. Ben size kaynaklarınızda bir şey söylüyor muyum? Tam kaynak tutmak zorunda. Bir de Kadir Bey, 105 tane yani. Kaynağı var. 105'ini çıkarttılar. Bir şey diyeceğim. Bir şey diyeceğim. Merak ediyorum sadece. Ben konuşacağım bir tane. Bilge sanki kameralara oynayan, Kadir Bey'e oynayan, yapmacık, sahte bir insan benim gözümde. Hala arkasındayım da. Şimdi 105 tane kaynak şuradan oluyor 105 ya. 105 değil, 250 tane bu arada. Şuraya bandana mesela. O kadar parayı vereceğini de bence bir... Solistim, mecburum. Sen mecbur musun? Ne solisti ya? Tutturmuş ya. Gerçekten bu da bu Türkiye evine verdi. 250 tane kaynak mı var saçın? Tabii ki canım. 250 tane var. Ben az bile demişim. Şimdi onu çıkarsan saç kalmayacak. Davut Bey o siyah peruyla çok komik görünüyor. Çok güldüm. Bir de şöyle yapıyor ya. Şöyle ayırmaya çalışıyor ya şöyle. Peruğun rengi mi değişmiş? Günaydın. Sarı. Yeni gördüm. Naciye'nin şansından olmuş. İki gündür başka renkti, şu an başka renk olmuş. Aman kızım, göreyim seni. Var ya, hiç kimseye kendi gezdirme. Ben sana nasıl öğrettiysem evde aynı onun gibi olacak. Gelinim kendini göstersin. Ben gelinime güveniyorum. Allah kolaylık versin sana. Sıkı durun. Naciye Hanım'ın mutfağında lezzet de var. Kayınvalidesi de. Canlı canlı izle programı. Ayda 5.000 de bizden sana. 5.000 emeklinin üstüne koyarsın. Ulan 5 milyon ne lan, çocuğa mı veriyorsun sen? Oy bahçenize ben gelebildim yavrum gazeteden oy oy gazeteden oy. Ha, ben diyeceğim, bitti şarkı, bitti. Bu arada kronometremi Semiha Hanımcığıma veriyorum. Anne kaç dakika geçmiş? 3 dakika. Aa, okuman var. Biri elini sabunluyor, biri sabaha kadar saç çalıyor. Biri geziyor, yeter. Bir tadı tamamıysa bir kalsın. Tamam, şiştim. Biraz... Naciye Hanımcığım, kayınvalidenizden şikayetçiyim. Çok konuşuyor. Ben size söylemiştim dış ses. Benim üstüme de çok... atmayın gerçeği. Çok... Bu çok değişik ve eğlenceli mutfağı sakın kaçırmayın. Kızlara koça vermiyor. Kocaman kocaman karıyor. Esir hani bize platindi? Biraz eğlendi teyzemi ya. Aa, düğün köçeği miyim ben be? Eğlendi, sağ ol. Salatayı da yap. Böyle güzelce. Hepsi ve çok daha fazlası birazdan Kadir Esildi ile En Hamarat Benim'de. Sevgili seyirciler, ekranlarınızın ayarıyla oynamayın. Onlar gelin kayınvalide. Evet, yanlış anlayamadınız. Ben de ağlayacağım şimdi ya. Sana ağlamak hiç yakışmıyor. Affınıza sığınarak soruyorum. Hani hiç mi yok, var da yetersiz i̇şte üstünü merak tamamladınız? Var, anlamayın. Seviyorum. Ha okey, ya yetersiz seviyorum kendinizce. Seviyorum ve bu Bilgi Hanım'ı da asla ilgilendirmez. Merak ediyorum, niye sizleri merak ediyorsunuz? Dur. Ben şunu da söyleyeceğim. Şimdi o üzerindeki bandanayı çıkarsın. 250 tane kaynağı çıkarsın. Ben de peruğumu çıkaracağım. Peki size soralım. Saçınız az da mı? Şeyi merak ediyorum. Peruğu çıkarabilir mi? Ya ne var gerçekten? Merak ediyorum. Madem özgüveniniz var. Böyle yapmacık konuşmayın Allah aşkına. Biraz doğal olun ya. Vallahi doğal. Gerçekten. Bak, şu an peki çıkardığımda size ne iyisi var? Burası sahne değil. Merak ediyorum. Burası sahne değil. Sahne olacak ya. Burası sahne değil. O ona kalmış. Yani şu yapmacıklar da şu. Doğal olun ya. Katmayın peki, kendinizi. Peki doğal bir halde çıkarmasını siz de çıkarır mısınız? Allah aşkına şöyle yapalım. Şu işin ne alaka ya? Yani o bot, o leopar. Sen anneye bakıyor musun ablam? Bak demeyin öyle şeyler. İtalya'dan aldım bu arada. Nereden? İtalya. Sen bana demişsin ya. Siz İtalya'yı gördünüz mü bu arada? Soruyorum size. İtalya'ya gittin sen. Ben de soru soruyorum. Tövbe ki gitmişsin ya. Niye gidemez mi? Sabun yapmaktan Sabun satmaya mı gittin? Niye gittin İtalya'ya? Yok Kadir Bey, şöyle bir şey. Burası ay. Türkiye evine benziyor. Siz bu tür yerler söylüyor musunuz? Tam bana göre aynen. Söylüyor musunuz gerçekten? Odaya giriş yaptım, dedim vallahi bu benim işte. Bu kıyafetlerle mi? Burası sıra gecesi. Türkiye evi değil de. Bu sıra gecesi. Bu kıyafetle buraya girilmez. Bunu sana öğreteyim bebeğim. İşte girdiniz. Ben şuradan başlayayım şöyle. Nereye geldiğini bilmiyordun canım. Sade bu mu? Peki şey, normalde çıkarıyor musunuz? Ne? Yani şey, peruğu. Yani? Suyunuzu. Suyunuzu alabilirsiniz.
Davut Bey bence bana takmış. Kamera önünde daha saçmalıyor, saçma sapan konuşuyor. Kamera arkasında biraz daha naif, saygılı, efendi bir çocuk. Ben Bilge Hanım'a bir şey göstereceğim, kahveyi şey yapayım da. Dur, bu kahve gelsin öyle göstereyim. Aynen, bir saniye. Tamam, İtalyan adam. İtalya'ya niye gitmiştiniz Davut Bey? İtalya'ya gitmedim, Kadir Bey. Yeğenim bana getirdi mi? De. Hayır, yeni getireyim, ben de geçeyim. İstanbul'dan dışarı çıktınız mı? Ne kadar cahilce bir konuşma. Geçelim. Ya Davut Bey bana ilk gün bu kalemun demiş ya, aslında kendi turnason kağıdı gibi renk değiştirmeye başladı şu an. Ben Türkiye'nin her yerinde sahne alıyorum. Nasıl çıkmıyorum? Türkiye'nin nerede sahne alıyorsunuz ya? Türkiye'nin her yerinde sahne alıyorum. Bana bir söyler misiniz? Hangi sahne? Karadeniz'e sahne aldım. Kadir Bey galiba belediye bağdan etkinlik yapıyor ya. Güneydoğu'na ücretsiz şenliğine mi gitti? Ücretsiz sahne diye. Bilgi Hanım'ı çağıralım, hadi bunları bir gördüğünüz biraz. Sen bir kere beni takip bile etmiyorsun. Sen nereden biliyorsun ben bu ne yapıyorum? Bu kaynaklarınızı siz yarın çıkarın. Bakın yarın çıkarın. Sen de Peron'u çıkarsın. Çıkaracağım, söz veriyorum. Tamam. Hayda, düelloya bak. Yaparım ya, ben çıkarırım. Ya neyi, saçmalı nasıl çıkaracağım? Yani kuaför çıkaracağım. Yani yanık o saça ne yapacaksınız? Ama şey yani siz? Seninki çıkarılabilir. Benimki sıkıntılı yani, çıkarılırsa. Ama bak şimdi çıkartacağım dedim. Çıkar. Hayır, ben şey merak ediyorum. Peron çok... Şeysin ya, hani diyorsun ya saçım var, ne var bakalım. Ben Bilge Hanım'ın gerçekten solist olduğuna inanmıyorum. Bugün araştıracağım hangi mekana çıkıyor ve bilet fiyatları nedir? Öğrenmek istiyorum. Ben şimdi peruğu çıkarırsam aşık olursun bana. Onu yapmak istemiyorum. Benden küçüksün, ben kendimden küçük insanlara... Ben kendimden küçük insanlara bakıyorum. Onu yaparsın. Çıkarsa onu gitsin. Gerçekten onu yaparsın. Bir şey diyeceğim. Kendinden küçük yaştaki erkeklere bakmayın. Onlar büyük konuşmayın bence. Büyük konuşma. Ay, belki de altında ne yatıyor bilmiyoruz ki. Büyük konuşma. Ben eğer ki çok ciddi söylüyorum. Ben peruğu çıkarırsam... Evlat olsan sevilmezsin. Bilge Hanım. Kaynaklarını. Belki etkilenebilir. Evet, söylüyorum bunu. Sana bakıyorum çünkü senden çok etkileniyorum bebeğim. Benimki ablasını çıkmıyor da. Çıkar. Yine yapmacık ya. Tamam, gerçekten. Çıkar. Çıkarın görelim bir. Ya ne yapmacın ya? Başar. Kaç gündür hep böyle değil mi? Aaa! Bayağı yakışıyorsun ya. Takıyorsun gayet güzel. Eve şey diyeceğim, kızma. Bu daha yakışıklısı. Bak, gördün mü? Bak, bu hoş şarkıyın ama olmayacak. Kesinlikle. Tamam. Yakın değil, asla. Bir şey diyeceğim. Vallahi böyle daha yakışıklısı. Tamam, olabilirdi. Şu an beni övmeyin. Çünkü sahte öv... Asla istiyorum. Şu an sahte değil. Benim gözümde. Hayır, onu bilemem. Hayır, şimdi onu ben ona kayıt ediyorum. Ya peruk ama ikisi de berbattı. Bence saç... Yani peruksuz hali daha iyiydi. Dokunmak istiyorum lütfen. Kadir Bey. Hayır, onu ondayken dokun. Dokunmayın. Bunun neresi arkası öyle? Ben bu böyle arkası. Şu arkası uzun olan ön taraf. Sen mi takacaksın? Şu mu? Evet. Evet, evet. Kadir Bey'in peruğu tam bir fiyaskoydu ya. Şeye benziyorsun. Oldu bir mu? Tane şöyle. Evet. Deli var ya. Kafamda kasket varmış gibi bir şey. Hayat altı bir şeyde dur şuradan kesin. Bu mu atmış? Nerede dedim ki? Çok kötü oldu. Bu falaya benziyor. Bence iyi oldu ya. Davut Bey görünüş itibariyle peruksuz çok fazla dikkat çekmez ama peruğu takınca dikkat çekmeye çalışıyor. Takmam onun ben peruklarını. Hayır, dikkat, hayır. Ben kız, takmadım kız bu arada. Hayatta takma. Onun değil mi? Onun değil o. Benim değil ki. Onun değil o. Hayatta takmam ben bu tarz şeyleri. Ay. Ölümü gör, bir deneseydin. Hayır, niye ölümü göreyim? Kadir Bey bir şey, bak şey yapabilir miyim? Bir dene bak saçına. Belki sadece güzel... dene. Tövbe yemin ya, edebilirim. Sizin saçınızdan daha güzel ya. Bu arada. Hayır, kız, iğrenç. Kız ne faydası güzel. Ters çevir, bir ters çevir. Bir gel. Bu böyle bebeğim. Al oyunu bak, ya. Bir bandana bir çıkar üstüne geçir. Hayır, ben takamam. Kız buradan çıkamıyorum bak. Uyumlu bir çift olacağız seninle. Niye öyle reddediyorsun? Bu ense kökü mü? İğrenç bu. Dur sen gel. Hayır abi, böyle tokayı çıkartın. Öyle değil, değil böyle tokayı. Tamam. Bandanayı çıkartın ama. Al bandanayı. Umarım saçını bir şey değil mi? Bak çok topla. Güzel oldu. Umarım inşallah. Allah'ım ya. Eğer yakışmadıysa bakayım. Bir şey söyleyeyim mi? Esra yakışmadı kız. Ama... Bilge Hanım'a peruk çok yakıştı. Sarı saçlarıyla beraber çok güzel oldu. Yemin ederim daha çok yakıştı. Bir dakika, boneyi bir çıkartsanız saçınızı hani görelim bone biraz. Bu bone değil, bu bone değil. Hayır, bone veya değil. Çıkar onu. Tak. Tak şunu, çok konuşma. Sus. Tak şunu. Merak ettim. Sarıyı ben de mi deneseydim acaba, merak ettim. Dur bakayım. Kız anlayamadım bunu. Hayır. Hadi be şöyle. Nasıl oldu? Nasıl oldu? O seni yemin ediyorum. Behlül gibi oldun mu? Ay, senin filozoflara benziyor. Değil mi? Bir de renkli gözle olsa yakıştı mı? Kesin belli olsun. Size güvenmiyorum. Yemin ediyorum. Allah beni ağzına kırpılmamış koyun gibi. Diyecektim. Leylekler elektrik direklerinin tepesine o toplarda birikir ya. Biraz ona benzettim ama gerçekten çok komikti. Duvar alısı diye asın beni şuralara. Menünü say Naciye.
Evet, Naci Hanım'ın menüsünü muhteşem peronu dinlemek istiyorum. Buyur, bak sırf senin için geldim. Ay. Ne pişireceksin bize, söyle. Nazire, ne ödemedim için? Eser ne benim peruğumda? Taz bir adamım ben. Çorbanda ne var? Bamya çorbası yapacağım. Ara sıcakta karnıyarık böreği yapacağım. Kömelek köfte yapacağım. Ana yemekte bif kesediye yapacağım. Yanında baharatlı patatesle beraber. Ve taş kadayıf yapacağım tatlı olarak. Salata ne vardı? Mevsim salata. Mevsim salata. Edo sapıyorum. Her şey karıştı. Arkadaşlar ciddiye sarışım halimle herkesin aklını başının altına fark ettiniz mi? Kadir Bey sizi ciddiye alamıyor. Çok komik. Yemin ederim ben de kendimi ciddiye alamadım. Ben saçımdan daha iyi. Saçım. Size demiyorum. Ben de dedim ki bana mı diyorsun saçınızdan daha gerçekten iyi. Gerçekten o saçtan dün de bana masa demedi ya. Bilgi Hanım'ın saçından yüzünü zorlasanız da belki anlarsınız. Peki ayaklarınıza sağlık efendim. Teşekkürler. Bundan duş alın. Bunu bir de makineye mi atıp yıkıyorsunuz? Evet. Yok çamaşır makinesinde. Onu şampuanla elde yıkayıp fırtıyorsun. Onu da çok... Allah seni kahretsin. Ne bu halim oğlum lan? Ne biçim yapmışsın lan? Gidip şöyle yanmak bir oturup yapayım. Aman, aman. Gidip aman. Bir şey söyleyeyim mi gerçekten? Bunu sen söyleyecektim de. Kaynanası bence Nacihan'dan daha sevimli. En azından doğal, gülüyor. Yani yıldızlanmış şu şekilde. Böyle nasıl geldin mi kendine? Çok güzel oldu şimdi. Bu arada hanımefendi Naci Hanım'ın kayınvalidesi. Sen geldin. Sen geldin. Sarı kafa. Sen geldin bu sarı kafa. Diğer bey. Siyah dersen. Soğan karışsın. Kabuğuydu. Kaynanası bence doğal bir kadın ya. Kaynanasını çok sevdim. Naci Hanım'ı değil ama kaynanasını çok sevdim. Bir şey değil mi? Bak ikimiz yan yana nasıl güzel olduk. Bir de senden fotoğrafımızı çeksinler. Dur şöyle getireyim. Ha şimdi daha güzel oldun Kadir. Eğleniriz, muhabbet de ederiz, yemeğimizi de yaparız inşallah. Her şey güzel olacak. Şuraya hepiniz yarışmaya gelmişsiniz. Doğruları konuşun, Allah için konuşun. Sen yarışsaydın bu hafta. Allah için. Ben yarışaydım, yemin ederim var ya şöyle hepinize mundurturdum. Ben de mundurturdum. Mundurturdum hepinize. Allah'a hepinize mundurturdum. Sinirlenme, perum kayıyor. Saçları harika. Aslında Naci Hanım bize başvurmuş ama çok yoğunluk olduğu için bir de hani ya, rahatsızlığı mi vardır, heyecanlanır falan diye kabul etmemişiz. Kaynar ne güzel doğal konuşuyor, ayağa kalkıyor, Kadir'e sarılıyor. Şimdi diyecek ki Naci Hanım, benim yapım değil. Yapım değil, tireşim var burada. Ben bunu gördüm dedi. Tencereyi de yakıyorum, çaydanlığı da yakıyorum. Ocağı da açık koyuyorum. Sen neredesin kız? Bu kadın tencereleri, tavaları yanıyor. Vallahi billah. Ama Naci içine su koymamışsın o çaydanlığı dedim. Geçen de. Şimdi içine bir kaynak diyor. Kendi yakıyor. Hadi bakalım sevgili seyirciler, misafirlerimize uğrayalım. Semiha Hanım'ın muhteşem sohbeti için sakın ekrandan ayrılmayın. Birazdan tekrardan geleceğiz. Bence temizlik de çok güzel geçecek. Çünkü evde temizliği ben yaparım. Daha hayatımda evime yardımcı almış insan değilim. O yüzden iyi geçecek tabii ki. Sıkı durun. Naciye Hanım'ın mutfağında lezzet de var. Kayınvalidesi de. Canlı canlı izle programı. Ayda 5000 de bizden sana. 5000 emekliğin üstüne koyarsın. Ulan 5 milyon ne lan? Çocuğa mı veriyorsun sen? Oy bahçenize mergile bitiriyorum gazeden oy oy gazeden oy. Hanımefendiciğim bitti, şarkı bitti. Bu arada kronometremi Semiha Hanımcığıma veriyorum. Anne kaç dakika geçmiş? 3 dakika. Aa okuman var. Biri elini sabunluyor, biri sabaha kadar saç çalıyor. Biri geziyor, yeter mi? Bir tadı tamamımızda bir kalsın. Tamam şişsin. Naci Hanımcığım kayınvalidenizden şikayetçiyim, çok konuşuyor. Ben size söylemiştim bu ses. Benim üstüme de atmayın gerçeği. Bu çok değişik ve eğlenceli mutfağı sakın kaçırmayın. Kızlara koça denmiyor. Kocaman kocaman. Esir hani bize platindi? Biraz eğlendir teyzemi ya. Aa, düğün köçeği miyim ben be? Eğlendi sağ ol. Salatayı da yap. Böyle güzelce. Hepsi ve çok daha fazlası birazdan Kadir Esildi ile En Hamarat Benim De. Sevgili seyirciler, ekranlarınızın ayarıyla oynamayın. Onlar gelin kayınvalide. Evet, yanlış anlamadınız. Ben de ağlayacağım şimdi ya. Sana ağlamak hiç yakışmıyor. Bence Naci rengini yarın belli edecek. Şimdi ilk iki gün bunu zaten daha da iyiydi. Yarın ve diğer gün göreceğiz gerçek yüzümü. Geldim geldim. Dur şimdi kaynanan diyecek ki gelinime bütün her şeyi yükledim iş yaptırıyorsun diyecek. Gittiler mi? Gittiler gittiler. Önce şu kahveleri, filcanları kaldırım ortalıkta. Ben kaldıracağım. Hemen süpürge getirmem ortada. O malzeme diye teyzem hemen ortaya getiriyoruz biz onu. Evet. Kız evde de karışıyor musun sana böyle? Tabii. Orayı yap, tabii. Burayı yap. Benim hiç çengem durmaz. Ben temizliği çok severim. Oh ne güzel. Kapılara şöyle elimi sürerim. Ki üstlerine temiz
temizlik yapınca buraları sildin mi? Senden yaşamak o zaman bir yerde de zor. Ben şimdi hep eğlenceli eğlenceli diyorum da kuyu da var yani. Sen de öylesin. Aynı sana çekmiş. Tövbe estağfurullah. Naciye Hanım ev hanımı olmasından dolayı el becerisi fazladır. Daha farklı şeyler yapar diye düşündüm. Fakat Naciye Hanım'dan beklediğim menü gelmedi. Naciye Hanım'ın kayınvalidesinin gelmesi biraz böyle seyirciyi oynamak gibi bir şeydi. Hani biz kültürlerine bağlı, sıkı bir aileyiz. Ben kayınvalidemle yaşıyorum. Daha böyle Anadolu kadınıyım izlenimi vermeye çalıştı ama çok da geçmedi yani. Kadir aşağı düşeceksin ya. Durduk be. Kadir, eşimde laf ediyor. Diyor ki herkese yardım ettin, gelinime yardım ettin. Dikkat et, kurban olurum. Minibüsün altında sünger var, öyle cam mı silindir Kadir'im ya? Altında sünger var. Aa, yapışmış altına. Görmedim. Seni sen katılsaydın ne pişirecektin bize? Dolma mı sevdim ya? Oo, çok güzel olmuş. Patatesli böreğine de bayıldım. O kadar da güzel yedim ki onları. Bak gördün mü? Bak patatesli böreği sevdim. Bir yemezler diyor. Bak görüyor musun? Bak yolladım. Ben yedim, yok çok güzel olmuş. Nereden yedin ya? Naciye Hanım'la börek yollamış, sarma yollamış bana. Buna da çıkışta. Verin. Hani bize peki? Bana verdi, sağ olsun. Vallahi verdim, yesinler de ben ne yapayım. Ama özel ismimle göndermiş seni. O yüzden ben aldım onları. Erişten de çok güzel olmuş. Elinle mi kestin sen onu? Ben sana hepsini keseyim. Bir şey diyeceğim. Ben o erişteyi makine kesmesi sandım ya. Yok bir şey. Nasıl boyutlu böyle böyle. Ben onu güzel haşlayacağım da. Sen bana telefon numaranı ver. Ben seni kargoyuna yollarım. Ben seni zahmete sokarım. Vallahi keserim. Ben seni bayramlarda arayayım. Keserim ben sana bak. Aa, yormam ben seni. Vallahi keserim. Vallahi keserim bak. Kadir Bey var. Bugün tabii güzel geçecek inşallah. Ben zaten Kadir Bey'le yarışmayı çok seviyorum. Beraber bir arada vakit geçirmeyi çok seviyorum. O yüzden geldim. Amacım eğlenmek. Tabii ki kazanmak. Ama önceliğim eğlenmek. Ben eğlenmeye geldim. İnşallah eğleneceğim. Bu arada Naciye'nin de annesi 2 ay önce vefat etmiş. Daha yeni. Naciye Hanımcığım başını sağ olsun. Teşekkür ederim. Ya ben de isterim tabii ki düğünümde ailem de yanımda olsun diye. Ama nasip olmadı. Ama küstüğümüz de çok uzun sürmedi zaten. Yani bir ay içinde biz tekrar barıştık, görüştük. Videolardan seyrettiler. Annem rahmetli oldu şimdi ama gelip gittiğini gördüm. Naciye az gel. Benim eşim ölünce kafayı yedim ben. Sabahlara kadar namaz kılıyordum. Bir gün geldi oturdu başucuma. Bunu aldım gittim. Beni aldı çağırdı. Arkasına koştum gittim. Kaybettim. Naciye annenin nesi vardı? Üzmeyin hanımefendi. Astımıydı. Boynunu deldiler, boğazını deldiler. Sonra durmadan acile gidiyordu. Orayı temizliyorlardı. Sonra... Hayır, yatalaktı yani. Yok, yatalak değildi. Bir yere gitti. 2 ay sonra çıkamadı şehir hastanesinde. Bir hastalık süreci geçirdi. 5-6 ay. Sürekli hastanelerdeydik biz. Son 2 ayda yoğun bakımda yattı. Evet, ananın yerini tutmaz. Belki tutar bilmiyorum ama o kadar güzel bir kayınvaliden var ki. Zaten erken yaşta buraya gelmişsin. Yani belki annenden çok kayınvalideni gördük. Eminim annenin de gözü arkada kalmamıştı senin acı. Dünürünle aran nasıl? İyiydi. Görümceleri ne ya? Bunu kardeşi gibi sever benim kızlarım. Çok sever. Aksine mesela küçük görümcem dediğim, biz aynı yaştayız onunla. Biz aynı böyle kardeş gibi aynı evin içinde. O işte bak biz böyle yaparız, biz şöyle yaparız, şuna şunu kullanırız diye. Biz öyle birkaç yıl içinde alıştım yani artık. Bu diyor yarışmaya senin için katıldım diyor. 4-5 senedir kurban kesemiyorum, üzülüyorum diyor. İnşallah kazanırım diyor. Hayırlısı. Ha, kurbana yardım edecek. Yardım edecek. İçeride çok ağlıyor. Bir teselli edin isterseniz. O ağladığı zaman banyoya gider ağlar. Niye orada ağlar? Elini yüzünü yıkıyor. Seni de üzmek istemiyor. Çoklu organ yetmezliği, kanında enfeksiyon dediler, omurgasında kırık var dediler. O şekilde 2 ay içinde kaybettik. Ben seni yaşlı bir şey sanıyordum lan. Genç mi? Sakat saç sakala sen de. Git yavrum, vallahi gencimizsin sen. 43 yaşında. Ben seni yaşlı bir şey, başlı bir şey sanıyordum. O sesinden öyle çıkıyor. Sesi biraz daha hevvel geliyor ya, o kalın ya, o yüzden öyle büyük zannediyorlar. Gence körpe adam gördün. Ne kadar kibar, ne kadar nazikliysin. Nazi kimdir? Evet. Sen benim ondan çektiklerimi sen bilmiyor musun? Ya, o elini görmüyor musun? Şapada şapada bana nasıl vuruyor? O sen kasap sevdiği deri yerden yere vuruyor. Aynen öyle, duvardan duvara vuruyor. O seni sevdiğin. Evet. Ha, doğum günü de nasıl altın birikiyor sana öyle? Kim getirdi o kadar altını sana lan? Vallahi gelin gibi altın takıyorlar sana. Ben altını çok seviyorum. Ama bak ben de onların doğum günlerinde, düğünlerinde, sünnetlerinde hep altın götürüyorum doğumlarında. Ha. Hep götürmediğim yerden altın gelir mi? İyi gidi teyzem. Doğru, haklısın. Gel Naciye'ciğim. İyi misin? İyi.
Olacak tabii buna. Ay sen kusura bakmazsın. Naciye Hanım'a iki dakika gidip bir bakın dedim. Aman bir şey olmaz. Ağlar ağlar gelir dedi. Allah seni kahretmesin. 22 senelik yerinde kaynanasını bozacak. Demez, dedi ki o dedi demez. Banyoya git. Sen genelde banyoda mı ağlıyorsun? Evet. Gülmeyi çok severim. Eğlenmeyi çok severim. Kavga etmeyi sevmiyorum. Tartışmayı sevmiyorum. Ha evet, sinirlendiğim zaman ya da üstüme gelindiği zaman illaki tartışıyorum. Laf söylüyorum tabii ki. Ama gerçekten hiç hoşlandığım şeyler değil. Hiç benim tarzım olan bir şey değil. Biz seni şimdi uğurlayalım. Sen dinlen. Biz temizlik yapalım birazcık. Hadi yap hadi. Hadi açık gördüm. Hadi. Allah razı olsun. Ay kurban olurum ben seni verene. Keşke seni hiç ayırmasalar benden. Anneciğim iyi ki gelmişsiniz. İyi ki tanıdık sizi. Yine görüşelim. Kadir'in telefonunu alın siz. Ben halledeceğim. Tamam benim telefonumu al. Sen de, benimkini de sen al. Ben bundan sonra seninle sohbetini kaçırmam zaten. Tamam. Uy kurban olurum sana. Tamam. Hadi görüşürüz. Ben de sana kurban olurum. Sana da kurban olurum. Çok sağ olun. Çok teşekkürler. Yok yok oğlum zaten bir şey kalmadı. Lokele yeni elemanı buldum. Naciye gel. Kaynananı ortaya attın ya geri plana düşün. Sen yarışıyorsun kaynanan değil. Açalım süpürgeyi artık. Bence de artık açalım süpürgeyi. Bu arada ilk defa şark odası temizliyoruz ama ev sahibi şart koşmuş. Koltuklar çekilmeyecekmiş kesinlikle. Evet. Halı da çok değerli bir halıymış. Hemen bir süpürelim üstünü. Kendi gününde jimi oynayacak. Ama bence son iki gün Naciye Hanım bence son üç gün nefesini kutacak sanki. Naciye Hanım temizlikte dip köşeyi yapar. Mutfakta biraz heyecanlı olduğu için orada biraz aksilikler yaşamıştır diye düşünüyorum. Kadir Esinli ve Naciye Hanım şark odasında dikkatli ve titiz bir temizlik yapıyorlar. Naciye Hanım'ın temizlikte de başarabileceğini düşünüyorum. Çünkü gerçekten anlattıklarının altını doldurursa maharetli bir kadın. Ama görünüşü, giyinişi de onu gösteriyor zaten. Naciye Hanım nereye gidiyoruz? Nereye gidiyoruz? Etaba gidiyoruz. Zorlu bir etap. Kayınvaliden de burada şimdi. Evet. Yani yarışmacılara geçtim. Onun için hakkından gelmem aynen, lazım. Aynen inşallah. O zaman gidelim efendim. Gidelim. Bence yapar. Yapar. Ama etapta teyze de olsun. Olmasın. Olmasın. Benim göreyim göreyim. Yok yok olmasın. Olsun, olsun. Stres yapar şimdi. Hadi geç geç Naciye. Naciye Hanım'ın etapta geçebileceğini düşünüyorum ya. Naciye Hanım'dan gerçekten tam anlamda ümitliyim. Yapabilir. Efendim hemen başına oturalım. Oturalım. Havluyu açmak ister misin? Bir aç bakalım. Ne karşılayacak seni? Ne karşılayacak? Aç aç aç. Korkun necene faydası yok. Coştum yine dalgalanıyorum ben. Yeni yeni sevdalanıyorum ben. Kahve, salça, domates. Yani tam bir deterjan reklamı havlusu. Aynen. O zaman açıyorum suyumuzu. Açalım bakalım. Anam bu tepeden nerede? Süreyi başlatmadım durun ya. Sıcak su geliyor Naciye abla yavaş yavaş. Evet. Ve Naciye Hanım kirli havlu etabımıza hızlı bir başlangıç yapıyor. Elinde maşrafası, terlemiş kaş arası. Göz gördü görür sevdi vay sızlandı bağrım yarası. Gel kibarım kibarım, saçları kehribarım. Hadi be ablam yaparsın sen. Bence de yaparsınız Naciye Hanımcığım. İşin ucunda sürpriz hediye var. Ha gayret. Naciye Hanım kinli mi hırslı mı onu çözemedim. Onun ortası gibi bir şey. Temizlikte yapabileceğini düşünüyorum. Al sana bir lenda. Al sana bir lenda. Yit öleğini al bir lenda. Aa onun altı delikmiş Naciye abla. Evet. Altı delikmiş. Ver öbürünü ver. Hemen şuna gelelim. Ana! Ay Naciye abla çoraplarına gitti ya. Daha tamam. Çıkmıyorsa süreni harcama. Değil mi? Süre de önemli. Bunu zaten Bilge Hanım hayatta çıkartamaz. Heh tamam mı? Tamam. Sıkacağım. Hadi getir sıkalım beraber. Naciye Hanım etabı bitiriyor ve Kadir'le havluyu güzelce sıkıyorlar. Elinizden geleni yaptınız. Tabii ki yıkama stilinize bayıldık. Adım ısıdır elimizden gelen budur. Aynen. Ben bunu gene de makineye atıyorum. Sizleri de uğurluyoruz. Sonra teşekkür mutfakta ederim. Görüşmek dileğiyle. Haydi bakalım. Sakın ekran başından ayrılmayın. Sakın. Menüsü çok karışık. Karışık derken yöresel yemekler var. Bir de içine Meksika usulü bir şeyler koymuş. Uyumlu değil bence. Kesinlikle uyumlu değil. Evinin lezzetine güvenen Naciye Hanım rakiplerinden nasıl eleştiriler alacak? Bilge Hanım, senin böyle bir masa kurmak için evet, yeterli vizyona sahip olduğunu düşünmüyormuş. Vizyon değil de. Nedir? Yani bilmez nedir belki. Bilmez gerek. Cahil yani. Ben özür dilemem sizden ben ya. Ben beklemiyordum. Evet, beklemiyordum sizden. Onlar da öyledir. Bu sizin hiç haddiniz değil. Masa çok güzel. Ben beklemiyordum sonuçta. Bu ne demek? Bu ne demek yani? Hastanede 250 kişinin ne yaptığını söyledi. Ben onu da araştırdım. Hemşirenin bir asistanı. Siz neydiniz orada? Sen ne kadar yalancı bir insansın ya. Türkiye'de bir de bir kere 7 yıldızlı bir otel yok. Kıbrıs'ta var. Adana'da var. Yeni, Adana'da 7 yıldızlı. Kendini göstermeye gelmiş.
Tartışmaların hız kesmediği bu masayı sakın kaçırmayın. Bana göre hiç hamur değil çünkü pişmiş, araları da açık açık. Hamur olsa pişme içip çatalınızla bakarsınız. Böyle olmuyor. Yani normalde insanlar beni çok iyi anlar, çok sever. Ama işte biz sıradanız ya, ondan. Çocuk olarak beni devam etmeni, yemekle çok ilgilenmese de olur. Bunu seyirci görecek. Siz bence yemekten önünüze ne gelirse yersiniz. Öyle bir tipe de benziyorsunuz zaten. Ne? Bence siz gidin şartlarına niye seni izliyorum biliyor musunuz? Siz bak, acıyorum hangi belediye ya çağırıyorsa gidin oraya Bekna abi dediğimi yapın. Ben insan bu kadar olmaz ya, gerçekten olmaz. Hepsi ve çok daha fazlası birazdan. Kadir İzildi ile En Hamarat Benim'de. En Hamarat Benim'de Naci Hanım mutfağından herkese merhabalar efendim. Muhterem kayınvalidesiyle birlikte bugün yemek yapacak. Bu kadının işi daha da zor. Ekstradan heyecanlanacak. Evet. Hem yarışma stresi hem kayınvalide stresi. Aynen. İkisi bir arada nasıl olacak bakacağız. Hayır. Gözüne battın gördün mü? Hayır. Hiç stres yapma canım. Beni hiç yok gibi bil. Sakin. Nasıl olacak anne o iş? Sakin. Sen yok sayılacak bir kadın mısın Allah'ını güzel, seversen. Yavaş yavaş yap. Sanki sizin içeri gitmenizi istiyor. Hayır hiç de gitmeyeceğim. Bunun ikisi burada ya, ben bunları bırakıp da gitmem. Sizden çok konuşabilir dış ses. Haberiniz olsun. Artık. Kız ben etkilemem, sesimi çıkarmam. Tamam çıkarmayacağız, anlaştık. Yalnız bazen şeylerde söylerim, şunu şöyle yap, bunu böyle yap kızım derim. Peki. 3, 2, 1 süremiz başlasın. Ne yapıyoruz şimdi Naci Hanım? Önce şerbeti koyalım Kadir Bey. Tamam. Ya söyleyin, önce şerbet konur mu? Daha bak dakika bir gol bir başladı. Şerbet ne şerbeti? Tatlının şerbeti koy, olumsuz olması lazım çünkü. Tatlı? Taş kadayıf. Taş kadayıf da güzel. Umarım eğer önüme güzel servis edilirse beğenirim. Güzel puan oldu bende. Üfele şöyle şöyle üfele şöyle. İyice bak, üfele. Çiçekleri dökülsün içinde şeyleri. Tepelerinde pislik varsa onları al uzunlarını. Bir kese diye. Yani onda şöyle bir sıkıntı vardır ses. Bu yemekte sıkıntı mı var? Yani hayır bana göre değil tabii ki. Lezzeti gayet güzel ama. Biz bunu çalıştığımız restoranda aşçımız bize bunu bu şekilde vermişti. Bir dakika, siz restoranlarda mı çalıştınız? Tabii eşine beraber çalıştık. Bize hiç anlatmadı Kadir Beyciğim ya. Kızı niye hiç söylemedin bak orada yerde çalıştığını. Ama sormadınız ki. Kısa bir süre çalıştım zaten. Eşim çalışıyor daha çok. Kayınvalidenden seni tanıyamadık ki zaten. Zaten günün yarışmacısı kayınvaliden mi sen mi belli değil. Benim üstüme ben de çok, atmayın gerçeği. Beni çok geliyorlar. Ben güzel güzel konuştum işte her şeyi. Yok sen güzel al. Zaten gelinin bir haftada bir şey anlatmadığı için seni konuşturdum. Evet haftaya da ben yarışacağım. Anneciğim size sorayım, bu bir kese diye nedir? Bir kese şeyin. Antep'e mi uygun? Hayır Hatay, anne. Ya. Aslında yabancı bir isim ama. Biz bir yemeği değil böyle, o yani. Aynen. İnternette baktığınız zaman öyle çıkmıyor onlar. Sizin bilmediğiniz bir şey yapacak biz bugün. Kıymayla düğür karışacak. Anneciğim o değil, tarif yanlış veriyor. Ah be annem ya. Kayınvalide gelin. Tamam sen ne yapalım koyalım işte. Yok bir şey aramıyorum. Tamam. Valla ben bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten karnınızı bence Naci Hanım'dan daha güçlü rakip olabilirdi. O etler bir şey soslanacak mı? Hayır bu hiçbir şey olmayacak. Bunu hiç direkt alacağız. Hemen soslayacağız. Ben de hamurumu yoğurayım önce. Tamam, o bir dinlensin. Ana yemeği çok merak ediyorum Kadir. Merak ediyorum. Siz de merak ediyorsunuz. Ekran başından ayrılma. Öyle hemen öğrenmek yok. Kanyalı böreğini hazırlık kadar mı yapacak, atacak mı? O da önemli. Tuzunu attın, lavaş hamuru yoğuruyoruz. Böreğimiz hazır ufkadan çünkü lavaş hamuru yoğuracağız. Sömelek köfteyi yapalım. Bilmiyorum ki nasıl onu olacak. Onu yapacağız. Ben size bir bardak, burada bir börek bir yapayım dayı. Bir bardak püre, Kadir Bey. Bir tadı tamamımızda bir kalsın. Bir bardak sıcak su koyalım. Tamam şişsin mi? Naci Hanımcığım, kayınvalidenizden şikayetçiyim. Çok konuşuyor. Ben size söylemiştim dış ses. Hayır, benim teyzem çok güzel muhabbet ediyor. Ama Kadir size bir börek yapayım da yiyin diyor. Size diyorum bir güzel börek yapayım da bir yiyin diyor. Sokmaklığın onun öyle şeyler. Bak sonra ister o. Naci Hanım lavaş için hamurunu hazırlayıp yoğuruyor. Bu arada kronometremi Semih Hanımcığıma veriyorum. Anne kaç dakika geçmiş? 3 dakika. Aa okumam var bak. Tövbe estağfurullah, dalga mı geçiyorsun? Hani değil mi o zaman okumam var. Bir dakika diyor musun şuna bir dakika? Ya evet. Size bir de okulanları anlatsak. 7 dakika 13 saniye 14 ha. Saniye gidiyor öyle. Sen 5'e kadar gittin mi çeşit? Biz de bilelim. Diplomam var, diplomam 5'tim. Ha güzel. Okula geldiler dediler ki hemşire olmak isteyen var mı diyor. Ben bilmiyordum ki hemşire olmayı. Keşke olaydım o zaman. Keşke okusaydın o zaman. Keşke okusaydım, bilmiyordum ki. Öyle gelip istiyorlar. Kocaya verdiler beni. Peki onlar gelip seni ilk adama istemeselerdi sen ikinciye gider miydin? Beklerdin değil mi daha? Beklerdim. Acele ettin o yüzden. Yok beklerdim belki daha. Belki Kemal abi biraz daha tanırdın o zaman. Bir şey bilmiyordum ki. Kuzum yorgan aldık. Yorgan yüzü aldık gittik. İncecik yorgan kablayak dedik. Kablamayı bilmiyorum ki. Kapıyı kilitledim eltim duymasın beraber oturuyor. Yorganın örtüsü kafama de kafasına deşik geçti Kemal'in akşam. Bunu dedi kablayamadım yok dedi. Mumla kabladı verdi elime. Ne bilecek ki? Tüm ısımız da devam ederken Semih Hanım'ı da olaya dahil ediyorum. Koskucu kadını kaldırtmış da bir bırak. Kız teyzem sen otur bırak onu sen. Ayıklarsın kadını sigortası için gibi çalıştırıyor. Yok, ya. Yok yardım edeyim. Bugün manaysa yarın kendini yapar diye bir laf vardı. Ha öyle yaptın iş bugün bana söylerdi yarın sana. Kendini.
Tamam. Hamuru da yoğurdu kenara attık. Bir kase alabilir miyim ben yoğurdunu karıştırmak için? Ketonun suyu kaynamış. Ben şu düveyi ıslatayım. Naciye'nin mutfakta eğer kayınvalidesi yanında olursa eli ayağına dolaşır ama yapmaya, yetiştirmeye çalışır. Ama kayınvalidesinin baskısının üstünde olmadığını hissettiği an yetiştiremez diye düşünüyorum. Size gelsek bize ne yemek yaparsınız? Saç kavurma yaparım, mangal yaparım. Ben hiç mangal da etmiyorum. Kapımın önü balkonun geniş bir. Kabartma tuzu. Kapımın önü. Kabartma tuzu burada. Müstakil mi evi? Müstakil. Aa, İki katlı. O ikisi de senin mi? Evet. Ne zaman aldın sen orayı? Eşim kooperatife girdiydi. He. Tek kat aldıydı. Benim Kayaş'la evim vardı. Bize rojman çıktı. Rojmana gittik. Rojmana gidince bizim evimizi kaynıma verdik. Öbür eltim de dedi ki evini mahvetti dedi. Sat dedi. Sattırdı. Onu da bir müteahhite verdik evin altını. Paramı aldı kaçtı. Bulmadınız mı adamı? Bulmadık. Hasköy'de otururken bunun eşine Kadir'e ip sarıyordum böyle. Kazak öreceydim şöyle. Çile yapıyordum. Sararken birdenbire şu kulağından bir şey girdi. Boğazım kilitlendi. Nefes alamadım. Olduğum yere düşmüştüm. 5. katta oturuyor. Eşim de işte komşular toplanmış gelmişler. Ay bana. Vallahi çile üstüne çile. Size bir felaket olsun diye bekliyorlar kapıda. Yani ya kapıda bekliyorlar komşular hemen hadi. Ondan, seni yarın felaket. Ondan sonra da hastaneye yattım aynı. Bir hemşireler böyle başımda dönüyor. Kimseyi tanımadım. Bir zayıfladım. 3 ay 10 gün yattım. Beni tek odaya aldılar. Niye? Hırlıyorum diye mi? Ben yok korkuyorum diye. Biri elini sabunluyor. Biri sabaha kadar saç çalıyor. Biri türkü söylüyor. Biri geziyor. 7 aydır. Allah iyiliğinizi versin. 7 aydır geziyormuş. 7 aydır. Sus kız gibi. Ben çok çile çektim. Karşınızda hep el mi yıkıyordu? Ya öyle öyle gün geçirdim. Boşuna deme bir şey. Allah insanın canını alsın da aklını almasın diye. Allah'ım sen gösterme yarabbim. Hemen veriyorum. Şemacı gelmedi oradan bana. Kadir Bey bir kap verir misiniz? Sayın seyirciler karnıyarık böreğiyle devam ediyoruz. Karnıyarık böreği de basit bir börek. Çok basit bir börek çünkü eliyle bir hamur açmayacak sanıyorum ki. Milföy hamurundan yapacak. Çok hani uğraştıracak bir şey yok. Şimdi midye böreğine geçiyoruz. Ne midyesi ya? Karnıyarık böreği pardon. Naciye Hanım'ın madem 22 yıllık ev hanımı el lezzeti olduğunu söylüyor. El açması yapsın da görelim karnıyarık böreğini. Üçüncü katını koyuyoruz yufkamızın. Tamam kapattım düdüklünün ağzını. Islat ıslat koy. Alın size börek. Hamarat kızım benim. Vallahi böreğin kralını yapar. Kralını da değişiklik olsun dedik. Karnıyarık böreği klasik. Basit bir şey yani. Onun lezzeti ne olabilir ki? Ben hazıra karşıyım. Yani onu pek beğenmedim ya. Naciye Hanım kayınvalidesinin gözetiminde karnıyarık böreğini yapmaya devam ediyor. Hele sana ben bitiyorum oynayışın. Güzel eğleniyorsun. Biraz eğlendir teyzemi ya. Düğün köçeği miyim ben be? Hadi. Oy farfaraf ateşe düştü şalvara. Ağzım dilim kurudu kız sana yalvara yalvara. Daracık daracık sokakla kızlar misket yuvarla. Kızlara koça denmiyor kocaman kocaman karı. Senin hani dizel platindi? Ceylan gibi sekiyorsun bir bari. Ben oynar platin. Naciye Hanım kaynanası çok hareketli, çok sevimli, çok keyifli. Ama sanki biraz 22 yıldır beraber yaşıyorlar Naciye Hanım'ı bastırmış gibi. O yüzden mi sessiz acaba? Şimdi börek sarılıyor. Bamyanın soğanını doğradım. Bamya için şu an bir şey yapamıyorum. Etini kavursam mı bir yandan? Sanırım Merve'm sen orada. Oğlum ocak, evet ocak boş kalabilirsin alayım ben Kadir Bey. Şuradan tencere alın tencere. Şu tencere diğer tarafta var. Siz bir şey sorabilir miyim? Estağfurullah her zaman. Ben şimdi taç kadayıf yapacağım ya tatlıya. Şöyle bir özelliği var ki onu servisten hemen önce kızartıp şerbetlemem lazım. Onu sen bir söyle de ona göre yap. O öyle olmaz. Niye bazen yaptırıyorsunuz herkeslere? Süre arttırması gerekiyor. Yani mutfaktan çıkarken 15 dakika ayır. Sonra masadan kalkıp gelip o süreni burada kullanabilirsin. İnşallah Kadir Bey size güveniyorum. Biz diğer yarışmacılara da yani gördüğünü öyle yaptırıyoruz. Süre arttırması bantarı lazım. Bantarı verin de temizlesin, soysun. Siz dost musunuz, düşman mı? Dostum, Kadir dostum. Kadir Bey onun üstü kapalı. Boş kapalı. Sen yani beceriksin. Dibi tutmuş mu Kadir? Yok daha tutmamış dibi. Bir de getiriyor ya. Bir canımsın sen benim bak. Kararır bunlar, kararır. Suya koyduk limon sıktı mı diye hiçbir şey olmaz. Mantar suya konmaz, su çeker. Tamam. Zaman. Mantar soyma işini bertaraf ediyorum ve kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi biberi domatesini koyacağım. Bunları fırına vereceğiz. Bunlar pişerken biz köftemizi yoğuracağız. Yani Naciye Hanım'ın buradan elinin lezzetini anlayamayız. Kıymayı da kavuracak, içine koyacak. Üzerine bir domates biberle süslerse süsleyecek. Vallahi çok aynen. Eğlenceli, çok coşkulu bir bölüm. Muhteşem konuğumuz var. Yarışmacımızın hakkını yemeyelim. Kendisi neşeli bir hanımefendi. Programımızı bugün sakın kaçırmayın. Eminim kayınvalidesi de gelinin yemeklerini bugün merak ediyordur. Evet, çünkü güveniyor benim gelinime. Yapar yapar. Gelinim yapar benim. Allah nazardan saklasın. Amin. Eğer börek yapmış onu yana yoğurtlu bir şey yapmasını tercih ederdim ben. Yani ikisi de et ağırlıklı. Hamur, et çok ağır. Rakipleri beğendiremesek de mutfakta tam gaz devam ediyoruz. Karnıyarık
hamur, kıyma, hamur olmadı bence yan yana. Hiç uyumlu değil. Sevgili seyirciler, sömele köftesine başlıyoruz. Fıstes şimdi bize malzeme sayacak. Böreği fırına verdik. Bamyaların iplerini ayıklıyoruz. Bir su bardağı ince köftelik bulgur, bir su bardağı sıcak su, 200 gram orta yağlı dana kıyma, yarım su bardağı irmik, bir adet yumurta, bir tatlı kaşığı biber salçası, bir tatlı kaşığı tuz, bir çay kaşığı karabiber, bir çay kaşığı kimyon, 2 yemek kaşığı un. Sömele köfte. Onun da güzel haşlanması lazım bu arada. Haşlanıp sosunu güzel yapar da kıvamlı olursa yapağım veririm ona da. Biz bunu önce biraz suda haşlayacağız, bir 10 dakika falan. Sonrasında tavada tereyağında bir salçalı sos yapacağız. Ha, içine mi açalım? Aynen, onun içine bir çevireceğiz. Salçalı sosta 2 yemek kaşığı tereyağı, domates salçası, tuz ve nane var Kadir'ciğim. Güzel bir sos. He, güzel oluyor. Köftesi de iyi pişsin de ama kıvam muvamı. Üşüyorsun, ceyranda kalıyor. Yok, tüpler yanıyor ya şimdi, fil lefil. Sen dedin mi, sırtına bir tülbent koyayım mı? Öbür türlü bak, hayatta sormaz normalde, senin yanında değil soruyor. Yanına baharatlı patates olabilir. Kıymalı, lavaşlı bir şey. Yanına baharatlı patates iyi gider. Şunları ben bir keseyim. Hem bunları baharatlı tamam. Yukarıdan çıksın. Onlara da fırından çıksın. Onların lavaşı doğrayacak. Baharatlı patateslerimiz. Taş kadayıfının krebi yapılmadı daha. O krep dökülecek evet. Bir de. Evet. Hanımefendi, baharatlı patateslerimizin baharatları neler? Kırmızı biber, kekik, karabiber. Bunları fırına atacağız değil mi? Evet, evet. Aynen. 4-5 adet patates, 2-3 diş sarımsak, bir tatlı kaşığı kekik, bir çay kaşığı karabiber, bir çay kaşığı köri, bir tatlı kaşığı pul biber, bir tatlı kaşığı tuz ve 2 yemek kaşığı sıvı yağ. Elinde saat, sen burada otur. Keşke. Hem sohbet edelim. Hem de canlı canlı izle programı. Ayda 5000 de bizden sana. 5000 emeklinin üstüne koyarsın. Siz de tamam dediniz ama. Tövbe yarabbim ya Resulallah'ım. La 5 milyon ne lan, çocuğa mı veriyorsun? Hayır şöyle, asgari ücret. Hiç beklemezdim bundan. Sana 5 dedim, 5'i sana küsur atın da geline veririm dedim gizliden ona el altın. Niye ona veriyorsun canım, bana ver. Ben onu zaten ya, benim kartım onda. Maaş kartım onda. Tabii. Vallahi ben niye onda? Getiriyorum parasını. Veriyorum. Faturasını da getiriyor, ne kadar aldığını. Ha, fişi de getiriyor. Bak öyle de resmiyiz. Naciye abla bir şey değil mi? Genelde derler işte. Maaşı için bakıyor, maaşı için bilmem ne. Keşke kesin bile. Öyle diyenler vardır biliyor musun? Bazen ben oğluma derim ki oğlum böyle böyle derim şu kadar. Anne niye diyorsun der. Boş ver demedir. Naciye Hanım ana yemeği bir kesedille lavaşla beraber yapıyor. Lavaşı kendisi mi açacak? Yoksa hazır lavaş mı kullanacak? Bak ellerine severim. Nasıl elleri? Elleri nasıl yakışıyor? Şımartmayın şunu hanımefendi. Oklava nerede oklava Merdane? Köfteleri şekillendireyim mi artık? Biraz şişsin. Birazdan mı şişsin? Evet. Lavaşı nerede pişireceğiz? Hemen tavamızda. Bunlar ne olacak? Bana soydurdunuz böylece kaldı. Hayır ona şimdi eti oldu ya onu. Onları çevireceğiz şimdi. Şölen edasıyla hazırladım. Ellerinize sağlık. Salatayı da yap. Böyle güzelce. Naciye Hanım'ın yaptığı gene karnıyarık böreğine benziyor. Bir tek içerisinde kaşar var. Karnıyarık böreğiyle hemen hemen aynı yakın bir ana yemek tercih etmiş. La gel ben güzel yemek yapayım. Bir de benimkini yiyin. Valla ben istiyorum senin gelmeni. Ama yorulmanı da istemiyorum. Ya niye yorulacağım? Burada ayakta bekleyeceğim. Olsun ne var da bir şey olmaz. Bana yardım edin. Ederim tabii. Anne ben bunların hepsini Ankara'da kullanacağım ama. İşte bana hiçbir şey olmaz diyor ya. Evet hiçbir şey olmaz. Ben normal ben burada hiç... hastalığım bile gitti. Aynen. Hiçbir yerim ağrımıyor. Çok şaşırtıcı evet. Kadir'imi gördüm ya, hastalığım gitti vallahi. Şifa ben her gün, yiyorum. Ben her gün hasta. Normalde evde her gün yok, benim her gün hassız idim. Hiç halemiyordum. Evde tek başıma. Sıkılmaktan oluyor onlar. Otura otura hastalık hastası oldu. Kimse yok. Otura otura kadın kud olmuş. Anne bu nerede? Bu nerede? Sen yalnızsın bir şey söyleyeceğim sana. Kurban olduğum kuzum. Bir bak kafana kafa dengin biri olmayınca şu cahillerden ne anlarım ben? Sizi cahil. Hiç. Cahillerden ne anlarsın gençlerden? Yaşıt istiyorsun. Evet. Görmüş geçirmiş olsun. Yaşıt istiyorum. Çift bir yaşlı ara sokakta yok mu mahallenizde? Yok ki. Karşıma diyorum ki benimle yaşıt bak. Gel oturak diyorum. Ne diyorsun diyor. Dil anlaşım cehennemi diyorum. Git. Al buyur işte. Biz senden bir demlik çay demleriz var ya. Cumhuriyet'in tarihinden bir başlarız. Oo, Selçuklu Alparslan'dan. Evet, 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 evet. Bir ucundan bir ucu bulunmaz şöyle söylesem. Bir sen anlatırsın, bir ben anlatırım. Bir mani senden, bir mani benden akşamı buluruz vallahi. Naciye Hanım'ın elinin lezzetli olduğunu düşünüyorum. Tabii yetiştirilebilirse bu menüyü. Menüsü çok karışık geldi bana. Ya aşamalı bir menü olsa da güçlü bir menü değil. Çünkü geneli ete dayalıklı bir menü. Yani her şeyde eti kullanmış. Ne kadar sempatik, ne kadar sıcak, ne kadar samimi bir ortam var diyor hanımefendi. Sağ olun, var olun değil mi Kadir'ciğim? Gayet doğal bir ortam. Teyzemizin de ilgisini çekmiş. Ve bundan evet. Da gurur duyuyoruz. Sizleri de programımıza bekliyoruz. Kadir'ciğim haftaya da beni yarıştırın. Hadi inşallah. Bence de Semiha teyze yarışsa bence daha güzel olurdu. Çok komik, şakacı, tatlı. Yani gelininden daha iyi olurdu. Oy bahçenize ben giremedim yavrum gazelden oy, oy gazelden oy, gazelden oy, oy gazelden oy. Hay maşallah eski toprak.
Hanımefendiciğim bitti şarkı, bitti. Vallahi ben ona yemeğini basit buldum ya. Taco tarzı bir hazır ekmekse üzerine kıymayı koyacak. Zaten pişiriyor ya altı üstü mesela. Bence basit bir ana yemek ya. Gerçekten basit. Ana yemeğimizin ürünleri tek tek hazır olurken böreğimiz fırından çıktı bile. Bugün masada güler yüzlü, her şeyi alttan alan güler yüzlü böyle iki yüzlü bir Naciye çıkabilir diye düşünüyorum. Bamya çorbası normalde ana yemek değiliz yani biz. İçindeki etin güzel pişmesi lazım, bamyanın da çok yumuşamaması lazım. Naciye Hanım taş kadayıf tatlısının krep hamurunu hazırlıyor. Taş kadayıf yapıyor. Yani menüsü baştan aşağı Naciye Hanım'ın hamur ağırlıklı. Çok benim damak zevkime hitap eden bir menü değil işin açıkçası. Tamam, ben şimdi bu krep hamurunu döküyorum. Tavam vardı burada. Ne haldesiniz seyircime anlatın. Şu an tatlı yapımına geçtik. Her şey hazır sayılır. Bu küfteleri yoğurduk. Bunlar daha haşlanacak. Su koyduk, kaynamadı daha. Salata yok, sofra da yok. Tatlıyı daha yeni döküyoruz. Mantarlar orada pişiyor. Çorba hazır. Ocak üstünde o tamam. Börek pişti. Taş kadayıf. Yeniyor. O şu an dökülüyor. Naciye Hanım mutfakta kesinlikle el ayağı dolaşacak, kesinlikle yapamayacak, kesinlikle yetiştiremeyecek. Yetiştirirse de ona çok güzel puan vereceğim. Bir kesediye ne durumda? Onun ekmekleri yapıldı, eti pişti, sebzesi hazır. Şunu onları birleştireceğim tatlıdan sonra. Kıvıracağım, keseceğim. Hanımefendi eline tahta kaşığı aldı. Bamyayı bir karıştırayım mı? Naciye Hanım karıştırdı zaten. Kadın niye hevesini kırıyorsun, heves etti ya. Karıştır teyzem, sen karıştır. Naciye Hanım da ben de şu masa beklemiyorum. Ben de böyle bir standart bir masa. Hani böyle zaten o da kendisi yaşadı. İçin böyle amşam değil de normal klasik bir masa bekliyorum. Ne dediler bugün, dedikodu yok mu hiç? Teyzemin yanında anlatsana bir şeyler. O dedikoduları söylesem annemin tansiyonu tavan. Göreyim kızım seni. Senin soyadın neydi? Budur şey, Semiha teyzem. Demireyen. Sen bir Semiha deyim Demireyen gelinisin, kendine gel. Ha? Evet. Bak kadın ayakları ağrıdı. Ağrıdı vallahi. Kadir otur gel. Yok yok siz uzatın. Gel. Hayır. Allah'ın adını ver. Allah'ını ölümü seversen. Gör. Bak ölümü gör. Allah'ın adını ver. Uzat ayakları şişe. Kadir olur mu öyle? Hayır olur. Ben daha gencim. Sen hürmet edilecek yaştasın. Rahatınıza bakın efendim. Sen dua et bize de o vakit hürmet edecek birileri olsun. Kadir'ciğim buyur canım. Allah Allah. Anneciğim. Teşekkür ederim. Kimden geldi bu? Kimden geldi, sana mı geldi ki o? Sen mi getirttirdin yoksa? Yok ben getirtmedim. Naciye Hanım'a gelmiş. Yarışmadan. Teşekkür ederim. Biraz sonra saati yetişmeyecek çünkü. Hanımefendi notu okuyorum. Başarılar diliyoruz. Seni çok seviyoruz. Ailen yazıyor. Teşekkür ederim. Kim ama ailen de kim? Eşi yolladı herhalde. Eşiniz mi? Yeğenim. Mutfakta tüm hızımızla devam ediyoruz. Göz hakkı diye Kadir Semiha Hanım'a salatalık ikram ediyor. Afiyet olsun hanımefendiciğim. Tatlı, şerbetli bir tatlı. Güzel. İçini dışını çıtır, yaparsa, hamurlaştırmazsa güzel bir tatlı olur. Ben bunu da koyacağım, masaya gidiyorum ondan sonra. Kaç dakikası kaldı? Siz kokusun beni. Naciye. 1:44 geçiyor. 16 dakika kalmış. Şeyi süzelim. Kadir Bey. Al kızım yetiş. 16 dakika. Evet. Salata tamam, sosu da tamam. Ne oldu? Soya sosu döküldü. Heyecanlı olduğu için mutfakta aksilikler yaşayacaktır. 1:45 kaldı. Kızım çabuk 15 dakika kaldı. Masan. Süzelim artık. Kadir Bey, ben masaya gidiyorum. Onu süzelim. Süzgeç verin, şunu süzeyim. Naciye Hanım muhteşem bir masa hazırlayacak bir vizyona sahip değil bence. Naciye Hanım nasıl bir şık masa kuracak? İzleyelim, görelim. Naciye Hanım için içten pazarlık diyorlar ama bence öyle değil. Çünkü iki gün üst üste çok üstüne gidildi. Bugün de farklı bir Naciye Hanım vardı. Belki kaynanası yanındadır diye bu tavrı ve davranışı. Bilemiyorum ama benim için çok da farklı değildi. Aynı Naciye Hanım'dı. Son dakikalara girerken mutfakta işler iyice hızlanıyor. Naciye Hanım bugün sessiz kalacak yine. Gayet güler yüzlü aslında önceki günlere göre. Önceki günler sessizdi. Bugün daha da güler yüzlü ama sessiz kalacak. Yorumlar karşısında çok fazla cevap vereceğini düşünmüyorum. Taş kadayıftan kaç tane koyacaksınız? İkişer tane koysan yeter kızım, ikişer tane. Zaten ikişer tane koyacağım anne. Tamam. Yemiyorlar zaten tatlı madde de. Ortası şöyle çaprazlamasına, ortasına da dondurma koy. Yine dondurma yiyeceğim. Gerçekten içim dışım dondurma oldu gerçekten. Kadir Bey aldınız mı kızaranlardan hiç? Aldım. Buraya atalım. Nerede? Aha tabağın içindekiler. Bunlar kızarmış mı? Evet şu an kızarmışlar. Son 2 dakika. Kız son 2 dakika diyor. Şunun için bir yoğurt lazım. Naciye ocaktakine. Tamam. Ay nasıl yiyeceğim anne? Daha dürülecek mi şunda? Yok 2 kaşık yoğurt sadece. Bitti mi? Bitti. Vallahi bitti, süre bitti. Bitti. Burada bitti. Tamam her şey bitti. Biraz da Naciye Hanım kayınvalidesini bilerek getirdi diye düşünüyorum bu konuda. Yani kendine gaz versinden öte onun baskısı üstünde olsun, hızlı olsun, yetiştirebilsin diye. Hadi bir sarıl annene. Oh.
Kurban olurum sana. Sevgili seyirciler, ekranlarınızın ayarıyla oynamayın. Onlar gelin kayınvalide. Evet, yanlış anlayamadınız. Naciye Hanım. Duygusal, duygusal. Sen de ağlıyorsun, ağlama. Ben de ağlayacağım şimdi ya. Sana ağlamak hiç yakışmıyor. Evet, çok duygusal dakikalar geçiriyoruz. Bir kayınvalide, bir gelin arasında yaşanan belki de en zor dakikalar. Görülmeye alışık olmadığımız şeyler. Gurur duyuyorum sizinle. Teşekkür ederim. Allah sizden razı olsun. Bu zorlu menünün altından kalktınız, bravo. Sadece 2 saat olduğu için sıkıntılı. Yani her zaman kameraya karşısında yemek yapmadığımız için İşte beni de zorlu, 2 saatin içinde. Çekim, yayın, sizler. Yok, enerjin çok güzeldi ve kayınvaliden mutfakta olmasına rağmen elin ayağın dolaşmadı birbirine. Çünkü destekçin oldu. Evet. Destekçin olmadı. Sizi de tebrik ediyoruz efendim. Saygıyla önünüzde eğiliyoruz. Öpücük ver. Allah herkesi senin gibi kayınvalide nasip etsin. Gel yanıma, hayır. Kayıttan sonra öpüşürüz. O görünüyor ya, görünmesin. Ah annem benim ya. Hadi sarılalım kocaman kocaman. Oh mis mis. Haydi bakalım, gidelim mi artık? Cennet gibi kokuyorsunuz vallahi. Benim hep, herkes öyledir bana. Ben hiç terlemem. Kokmam. Sanki beyaz sabunlu yüzey temizleyiciyle yıkanıyormuşsun havası var sende. Dün bana börek yaptım, 4 tepsi. Güzel bir şey kokuyorsunuz, parfüm mü? Sürmem ki ben. Çok gözüme deterjanı demek ki, değil mi? Bir beyaz sabun havası geliyor. Naciye Hanım, siz ne yapıyorsunuz? Bunları koydum. Hadi yavrum, ben kendim kokuyorum. Senin kalbin temiz ya, ruhun temiz ya, onun kokusu. Ama ben şu an mis gibi kızartma yağı kokuyorum. Gidelim mi artık? Gidelim. Siz gidin kayınvalide. Gelin kaynana, ben de şu ortalıktaki bezler atayım, makineye gelelim. Naciye, şuna bir salataya limon su edekene biraz da şey, bamya dökersen. Onu sofrada sıkacak. O sofrada ekleyemez bir şey. Hadi coşalım. Coştum yine dalgalanıyorum ben. Yine yine sevdalanıyorum ben. Coştum yine dalgalanıyorum ben. Yeni yeni sevdalanıyorum ben. Maşallah. Şimdiki gençlerde şöyle enerji yok, yemin ediyorum. Evet. Şimdiki gençlere tat çıkarırım. Maşallah. Sübhanallah. Nazar değmesin inşallah. İnşallah. Hepinizden de Allah razı olsun. Hepinizden de memnunum. Senden de ne demek? Naciye Hanım'ın kayınvalidesi gibi bir kayınvalideyle 22 yıl yaşayabilir miydim? Yaşayamazdım herhalde. Çünkü gerçekten baskın bir karakter. Dediğim dedik bir karakter. Olmaz ya, yapamazdım. Bugün Naciye Hanım iddialı bir menüyle misafirlerini ağırlayacak. Yarışmacımız bamya çorbası, karnıyarık böreği, söberek köfte, etli kesediye, baharatlı patates, mevsim salata ve dondurma eşliğinde taş kadayıfla rakiplerinden yüksek puanlar almaya çalışacak. Bakalım az sonra finalde neler yaşanacak. Elinin lezzetine güvenen Naciye Hanım rakiplerinden nasıl eleştiriler alacak? Bilge Hanım, senin böyle bir masa kurmak için yeterli vizyona sahip olduğunu düşünmüyormuş. Vizyon değil de. Nedir? Bilmez belki. Bilmez gerek. Cahil yani. Ben özür dilemem sizden ben ya. Ben beklemiyordum. Evet, beklemiyordum sizden. Onlar da öyledir. Bu sizin hiç haddiniz değil. Masa çok güzel. Ben beklemiyordum sonuçta. Bu ne demek? Bu ne demek yani? Hastanede 250 kişinin aklını söyledi. Ben onu da araştırdım. Hemşirenin bir asist. Siz neydiniz orada? Sen ne kadar yalancı bir insansın ya. Türkiye'de bir de bir kere 7 yıldızlı bir otel yok. Kıbrıs'ta var. Adana'da var. Yeni Adana'da 7 yıldızlı. Adana. Kendini göstermeye gelmiş. Tartışmaların hız kesmediği bu masayı sakın kaçırmayın. Bana göre hiç hamur değil. Çünkü pişmiş, araları da açık açık. Hamur olsa pişmiş içip. Çatalınızla bakarsınız. Böyle olmuyor. Yani normalde insana beni çok iyi anlar, çok sever. Ama işte biz sıradanız ya, ondan. Yemekle çok ilgilenmese de olur. Bunu seyirci görecek. Siz bence yemekten önünüze ne gelirse yersiniz. Öyle bir tipe de benziyorsunuz zaten. Ne? Bence siz gidin şarkı. Niye seni izliyorum biliyor musunuz? Bak, acıyorum. Hangi belediye çağırıyorsa gidin oraya bedava dediğimi yapın. Ben insan bu olmaz ya, gerçekten olmaz. Hepsi ve çok daha fazlası birazdan. Kadir Ezildi ile En Hamarat Benim'de. En Hamarat Benim'den haftanın 3. gün masasına herkese merhabalar sevgili seyirciler. Evet, coşkulu, eğlenceli bir mutfağı geride bıraktık. Açıkçası çok eğlendik değil mi Naciye? Evet, çok eğlendik. Yani eminim seyircimiz de eğlenmiştir. Güzel dakikalar geçirdik. Keşke olsaydınız. Yani hem yaptık, hem güldük, hem eğlendik, hem Naciye'nin kayınvalidesi programımıza çok renk kattı kendi gününde. Bazı yerlerde de ağladık tabii. Özellikle mutfak çıkışında Naciye ile kayınvalidesi bir sarıldılar. Hani böyle gurbetten gelen ana kızlar birleşir ya kayın programlarında. Aynı öyle. Hüngür hüngür ağladılar. Niye güldün Yıldız?
Yok. Bu Yıldız'ın da içten içe bir gülmeleri var ama hiçbir şey söylemiyor. Niye güldü de? Yok, gülmedim de ne bileyim. Sen de gülüyorsun. Sen niye güldün? Ben Yıldız Hanım'a güldüm. Ha, niye güldünüz Yıldız? Siz güldünüz diye neye güldünüz diye anlam veremedim. Tamam, anlam veremediğiniz şeye niye gülüyorsunuz? Siz neye güldünüz diye soru soruyorum. Tamam, ben bir şey gülmediğimi söyledim de siz bana niye gülüyorsunuz? Kendi kendine mi gülüyorsunuz? Kız bir şey gülmedin de niye güldün ya? Gülmedim ki ama. Nasıl gülmeyin yaptın ya. Sanki görmüyorum ben. Evet, şimdi. Bu arada Yıldız Hanım'ın az çok gülme sebebini ben anladım. Daha doğrusu tahmin ediyorum. Bugün kayınvalideni buraya getirmenin sebebi neydi Naciye Hanımcığım? Ya da Yıldız Hanım'a soralım. Yıldız Hanımcığım, Naciye Hanım bugün kayınvalidesini sizce neden getirdi buraya? Ya bence Naciye Hanım bugün kayınvalidesini biraz böyle nasıl diyeyim? Seyirciyi oynamak oynadı. İçin mi getirdi? Aynen öyle. Yani hani ben Türk kültürüne, Türk adabına, üslubuna bağlı bir hayatım var. Örf adeti biliyorum. Kayınvalidemle birlikte yaşıyorum. İzlenimi vermek için getirdi diye düşünüyorum. Reklamlar. Enteresan, evet. Çünkü buradan çıkınca ben oyuncu olacağım. Kayınvalidemle beraber oyun oynayacağız. Yok, oyunculukla alakası yok. Hayır, şimdi seyircinin gözünde böyle bir iyi bir yere oturma, ya iyi bir yere çünkü oturmak için. Siz ilk geldiğiniz günden beri ben 21 yıllık evliyim, eve çok hakimim, çocuklarıma çok hakimim. Evet. Elim çok maharetli falan, evet, dediniz ya. Evet. Ona istinaden getirdiğinizi, evet, düşünüyorum. Evet. Ben kayınvalidemi buraya niye getirdim? En büyük sebebi Kadir Bey'i görmesi için getirdim. Çünkü o benden daha çok istiyordu buraya katılmayı. Kadir Bey'le beraber hani yaşamayı, yarışmayı, onu görmeyi çok istiyordu. Tamam, ses arkasında başvurdu da görebilirdi. Nasip oldu, bana nasip oldu. Geldim, onu da getirdim. Onun gönlünü yaptım. Ben şu an çok mutluyum. Naciye Hanım, sizin hiçbir söylediğinizi ben inan bugün hiç duymayacağım. Kayınvalidemle ilgili hiçbir söylediğinizi duymayacağım. O sizin probleminiz. Ben peki Yıldız Hanım, şunu sormak istiyorum. Yani kayınvalidesi olmasaydı seyirci Naciye Hanım'ı sizce sevmedi mi? Yok. Yani tavır olarak, yüz ifadesi olarak, samimi, sıcak bir insan olarak gelmedi mi birkaç gün? Yok, ben zaten röportajımda da söyledim Naciye Hanım'ın sıcak biri olduğunu ama. Tamam. İki gün ya, bu üçüncü gün oldu. Sabah da dediler hani Naciye Hanım oynuyor diye söyleyen biri Davut Bey'di. Biri Bilgi Hanım'dı zaten. Hani bunu set arkasında da görebilirdi kayınvalidesi sizi. Sonuçta siz set arkasında da buradaydınız. Hiç yayına çıkmasına da gerek yoktu. Öyle düşünen var mı bu arada? Yıldız Hanım'a katılan var mı düşünce olarak? Evet, Naciye Hanım iyi gelini oynamak için, Anadolu kadınını oynamak için kayınvalidesini programa getirdi, burada gösteriyor gibi düşünceniz var mı? Yoksa sadece cidden kayınvalidesinin beni görmeye geldiğine inandınız mı? Böyle ben mi düşünüyorsunuz? Kayınvalidesinin sizi çok sevdiğini tahmin ediyorum. Ben de tamam, öyle inanıyorum. Öyle inanıyorum. Evet, samimi bir şey. Peki. Yıldız Hanım'dan böyle bir yorum beklemiyordum. Tabii ki hayal kırıklığına uğradım. Çünkü benim ne kayınvalidemi göstererek ne de beni kendimi göstererek ileride bir düşündüğüm bir kazanç, bir ne bileyim bir film, bir şey, senaryo yok yani. Naciye Hanım'ın kayınvalidesini neden getirdiğim konusunu anlattığım açıklamaların hala arkasındayım. Yıldız Hanım'ın böyle şeyler düşünüyor olmasına gerçekten çok şaşırdım. Allah kalbine göre versin diyorum. Masa yorumuna geçelim. Yıldız Hanım, masayı nasıl buldunuz? Masa güzel, karışık değil, şık. Yani her şey uymuş, en azından tabaklar tam önümüzde, bardaklar. Yok, çok güzel bir masa. Peki, beğendiniz. Bilgi Hanım? Ben de beğendim. Şık, uyumlu. Davut Bey? Bekliyordum zaten. Böyle mi masa mı bekliyordunuz? Tabii, böyle bekliyordum. Ben bekliyordum. Hani bir şaşalı falan hiç beklemiyordum. Normal sadece. Bunu soracaktım, evet. Aynen. Bilgi Hanım az önce masayı beğendi ama, hı-hı, aslında senden böyle bir masa, evet, beklemiyordum. Evet, beklemiyordum açıkçası. Şimdi ortam biraz hani şey ya, yani yer sofrası falan tarzı bir şey bekliyordum. Ha, siz o evle, evet, alakalı mı yoksa Naciye Hanım'ın vizyonuyla alakalı mı bu masayı beklemiyordunuz? Yani komple, hem kendisiyle alakalı hem evle alakalı. Naciye'ciğim, açıkça söyleyeyim, Bilgi Hanım senin böyle bir masa kurmak için yeterli, evet, vizyona sahip olduğunu düşünmüyormuş. Vizyon değil de nedir? Bilmez, nedir belki, bilmez diye cahil düşünüyorum. Cahil yani, görmemiş, bunlarla hiç karşılaşmamış. 22 yıl boşta yaşamış. Tanıman ya demek da güzel bir şey. Demek, demek istediğiniz şey bu aslında. İnsanın kendisini tanıması demek güzel. Demek istediğiniz şey bu. Ben aslında anladım Bilgi Hanım ama işte siz her zamanki gibi böylesi dışarıdan yorum yaptığınız için böyle ön yargılı. Sizden beklemiyordum açıkçası, ne var yapamaz. Yani olamaz mı? Olamaz. Sebebini neden merak ettim. Tamam, neden işte beklemiyordunuz? Neden? Ya yani, bu hal şu ne var? Ortam, Kadir Bey. Yani biraz yer masası bekliyordum açıkçası. Şimdi Bilgi Hanım diyor ki beğendim masayı. Bak, beğendim demeyeceksin. Diyeceksin ki ben yerde beklerdim mesela. Beklerdim bir derken. Siz, ben konuşabilir miyim? Ben ne diyorum bu? Ben sen konuşabilir miyim? Benle yarışmaya girdiğimizden beri hiç beni anlamıyorsun. Rakibim değilsin. Algıların zaten. Algıların kapalı konuşacağım. Diyorum rakibim ya. Rakibim değilsin. Rakibim değilsin. Şöyle. Sen diyorsun ki. Benim düzelt. Rakibim. Şivesinde ne var Bilgi Hanım? Rakibim değilsin. Kendisi Mardinli. Mardinli olduğu için o şiveden konuşuyor. Mardinli. Yani şimdiye kadar şive yapmadı. Şiveli konuşabilir miyim? Sen niye yok musun? Hayırdır? Sen dur sorusuna bakarsan. Şimdiye kadar şive yapmadı ki. Olabilir.
Tamam devam et. Vicdanına kadar da gömleğini neyse, açmasın. Vicdanım çok mecbur rahat. Muyuz görelim o senin göbeğini falan? Neyse evet. Ne söyleyeyim bilmiyorum artık. Bilge Hanım'la Davut Bey'in atışmasını izlemek sinir bozucu çünkü çok boş konuşuyorlar. Sürekli konuştukları peruktu, saçtı, kaynaktı. Kadir Bey ben bunu şık giyindiğim diye o da kıskandı galiba. Hayır, o da kıskandı galiba. Neye göre bilmiyorum ne saçınızı yapmışsınız. Güzel bir amaçla falan da. Güzel enerji verdim sana. Sen gereksiz giyindim, bir başla çünkü 250 aldın, tane harikasın. Kaynak koymuşsunuz zaten kafanıza. Böyle yüzünüzü böyle badana yapmış gibi gerçekten. Hani o yüzünüzdeki boya bizim eve yeterdi. Atışmalarını izlemek benim için çok itici ve sıkıcı. Bence ikisi de kendini göstermeye gelmiş. Ben de böyle mi konuşayım sizinle? Bir şey söyleyeyim mi hoşunuza sana? Gidiyor bence mu? Sen beni çok kıskanıyorsun. Sahne almak istiyorsan yardımcı olabilirim sana. Ha, peki değil geçelim sofraya gelelim mi? Sahne. Evet bu arada Naciye Hanım'a dediniz yani dışarıdan baktığımda dediniz böyle bir masa beklemiyordum dediniz. Yani Naciye güzel Hanım'a bir dışarıdan şey nasıl görünüyor onu merak ettim bir ben. Bir saniye ha ben şimdi yani onu nasıl görünüyor dışarıdan bakınca? Mesela benim beklemiyordum masa beğendim ama bunu beklemiyordum. Yani bu yüzden beklemiyordum. Hayır sizden ben onu anlamadım. Beklemiyordum yani. Böyle güzel ben yapmışsınız demek istiyorum. Şey. Anlamayın zaten. Tamam güzel yapmışsınız da Naciye'den neden güzel bir masa beklemiyordun? Bilmem yani masa düzenini bildiğini tahmin etmiyordum açıkçası. Yani yer sofrası kuruyordur mu diyorsun genel olarak? Bence öyle. Bir davet masası hazırlamıyor mudur sence? Ya davet derken onlarda davetler de yerde tamam, yapılır yani. Tamam onlarda. Yani siz nereden biliyorsunuz onlarda yerlerde olduğunu? Özür dilerim. Bilge Hanım, Naciye Hanım'la beraber siz mi yaşıyorsunuz önce onlarda kabul dediniz? Ben yanımışım bu masayı beklemiyordum özür dilerim Naciye Hanım sizin hakkında yalnız düşünmüşüm diyeceksiniz. Niye özür dileyim canım sana çünkü hakaret mi ettim? Çünkü siz bana hakaret ettiniz evet. Ay canım ne münasebet hakaret ettiniz evet. Masanız çok güzel çok beğendim yeter çorbanıza geçebilir misiniz? Siz deyince ben geçmeyeceğim tamam, çorbama. Tamam Kadir Bey söyleyecek. Ben özür dilemem sizden ben ya. Ben beklemiyordum. Evet beklemiyordum sizden. Onlar da öyledir. Bu sizin hiç haddiniz değil. Önce bunu düzelteceksiniz herkes duyacak. Özür özür dilemiyorum ben. Hakaret ettiğimi düşünmüyorum. Kusura bakmayın. Aslında Naciye Hanım genel olarak bugün biraz dişlerini gösterdi Bilge Hanım'la atışması konusunda. Yani bekliyordum da böyle bir şey. Bence Naciye Hanım bugünden sonra daha farklı bir Naciye Hanım olacak. Bence Bilge Hanım Naciye Hanım'a bir özür borçlu. Çünkü bahsederken hani onlar da şöyle, onlar da böyle sanki bir aşağılayıcı konuştu. Bence özür dilemesi gerekiyordu. Kesinlikle Naciye Hanım'a bir özür borcum yok çünkü hakaret etmedim ki. Ayrıca Esra Hanım'a ne oluyor ben onu anlamadım. Yıldız Hanım sizce Bilge Hanım'ın düşüncesine ne diyorsunuz yani? Yani Naciye Hanım'ın böyle bir masa kuramayacağını düşünmesi. Şu anda evet cidden Naciye Hanım'ın dediğini mi demeliydi? Yani beklemiyordum ama güzel bir masa kurmuşsunuz. Hayır öyle diyemezdi. Söyledim. Çünkü bu Bilge Hanım'ın da haddi değil. Naciye Hanım'ı ne kadar tanıyor da böyle bir masa kuramayacağı. Sizin haddiniz mi benim hakkımda evet, böyle benim saçma sapan konuşmanız? Siz öyle derseniz ben de böyle derim. Dün sizin kurduğunuz masayı siz da gördük. Siz avukatı mı kesildiniz? Dün ben sizin kurduğunuz masayı da gördük. Gayet bugün hoştu. Hoş muydu? Evet. Benim bardağım diğer masanın dışında ne yapacaktım? Ciritli atlayıp bardak mı alacaktım? Tamam yerlerin dışında çok şıktı. Karışık bir masaydı. Yani siz kendi masanızda bu masayı bir mi tutuyorsunuz? Adaletli konuşacaksak siz de buyurun söyleyin. Evet doğru. Masalar, Bilge Hanım masası gerçekten, dün çok karışıktı. Ben de sizin masayla bunu bir tutmuyorum ona bakarsanız. Benim daha masam şık çok size şık. Göre. Çok şık. Peki Esra Hanım'a soralım. Esra Hanım siz masayı nasıl buldunuz? Ben masayı şık buldum. Zaten Naciye Hanım'dan da böyle bir masa bekliyordum. Evet. Sade ve şık. Teşekkür sadece ederim. Servislerim yanlış yere konmuş. Yok. Yapma kaşlarına bak. Hayır hayır o şöyle. Yani bu tarafa konması gerekirken. Hayır hayır oradaydı da şey çekim yapılınca oradan bu tarafa gelmiş evet. Kalmış. Orada çekim yapılmıştı o yüzden onun oradaydı dışında onlar. Masası şık yani beklediğim evet, gibi. Evet arkadaşlar da öyle söylüyorlar. Normalde bizimkilerin üstüne suç atarlar da bu sefer doğru. Yok suç atmadım. Yok normalde bir şey yapmıştı. Eksik olunca çekim yaparken alındı falan filan diyorlar da bu sefer doğru. Peki beğendin yani masayı. Evet beğendim. O zaman geçelim genelde. Mi çorbalarımıza? Geçelim. Bamya çorbası geliyor efendim. Evet. Şöyle verelim. Alayım. Ben ne desem yanlış anlama. Artık kendimi ifade etmek zorunda değilim kimseye. Ben Bilge Hanım'ı gayet doğru anladım. Ve gerçekten Bilge Hanım'a artık tahammül sınırımı aşmak üzereyim yani. İlk günden beri sürekli birinin laf söyleye söyleye laf. Çok özür diliyorum. Laf soka soka. Şaka yaptım, şaka yaptım. Bugün gelmiş, masa çok güzel. Ben beklemiyordum sonuçta. Bu ne demek? Bu ne demek yani? Davut Bey bu arada cidden iyi ki peruğu çıkarmışsınız. Yani şu an hem gençleştin, bambaşka biri oldun gözümde. O seni daha böyle bir orta yaş gibi. Halbuki ne kadar gençmişsin. Kadir Bey, Davut Bey bana ilk gün bu kalemun demişti ya. Evet. Kendisi turnasol kağıdı gibi her gün farklı bir renge giriyor. Ona ne diyeceğiz? Çok özür dilerim ama yok estağfurullah canım söyleyebilirim. Niye öyle bir şey düşündün? Şimdi i̇lk ne gibi gün, değişiyor? İlk gün kumral bir rukla çıktı. Evet. İkinci... Bugün ikinci gün
Yine tekrar. Üçüncü gün siyah bir perukla çıktı. Yarısında gaza geldi. Peruğu çıkardı. Peki bir şey söyleyeceğim. Sonra gitti bir değişikliği ve şey yaptı. Tamam. Tıraş mıraş oldu geldi. Bu sefer... Bir şey diyeceğim, sen tıraş oldun. Bu arada tıraş olmadı, iftira atmayın. Olmadınız mı? Olmadım asla. Saçınızı yapamıyorsunuz. Olmadım. Sadece ben böyle ağır iftiralar yaptım. En büyük iftiralar. Sadece fön çektim. Peki Yıldız Hanım, size bir şey söyleyeceğim. Siz ilk günkü neden Yıldız Hanım değilsiniz de değiştiniz bu kalemim gibi? Yine söylüyorum. Ben sizin dediğinizi kabul ediyorum çünkü... Sadece şu hanım... Ben bir puan bekleyeyim de onlardan. Güzel ya, puan bekleyeyim. Ben zaten hanım. Puan için sadece. Sadece Davut puan Bey, için oynadınız. Bana... Şu an çok güzel de oynuyorsunuz. Siz bana zaten gerçekten düşük puan vermediniz mi? Verdiniz. Daha ne biliyorsun kız düşük ben puan biliyorum vereceğini Davut Bey. Arkanıza hiç... şu an ya, onunla ilgili konuşmak istemiyorum. Hı. Da arkanıza soru alabilirsiniz. Arkanıza ne? Arkanıza solist olarak. Şey niye anlamama gerek yok. Oyunculuğu çok seviyor çünkü. Siz çok güzel oynuyorsunuz siz. Gerçekten. Oyunculuk olsaydı buraya gelmezdim. Bu bir... Oyunculuğu güzel olup solist olması da ayrı bir ironi tabii. Yani. İşte yani kulağımı buradan tutmak varken döndürüp buradan tutacağım çünkü. Değil mi? Doğru söylüyorsunuz aynen. Hayır siz niye kızıyorsunuz? Siz bana bu kalemur dediniz ben kabul ettim. Peki tamam. Benim turnosol kağıdı benzetmemi niye kabul etmiyorsunuz? Alakası bir de yok. Alakası ben sadece peruk seviyorum takmak. Hayır ama niye çıkartıyorsunuz o zaman? Her gün bir peruk taktınız. Her gün değişik. Ama bir şey onunla katı oluruz. O zaman hiç konuşmayan Esra bugün hiç konuşmayandı. Doğru söylüyorsun. Siz de çok tehlikelisiniz gerçekten. Gerçekten çok tehlikelisiniz. Tamam altından Davut geliyorsunuz. Bey, şu an Davut Bey, ben doğru olanı kendi söylüyorum. Kameralarda gördü sonuçta. Duydunuz mu? Kendi tezinizi siz çürüttünüz. İyi yaptın. Çünkü an ve an değişen sizsiniz. Çok iyi yaptım. Ben de çok iyi yaptım. Kendi günümü geçirdim. Bu saatten sonra beni bekleyin. Siz de bu kalemim gibisiniz. Yine söylüyorum. Kabul ediyorum. Aynen. Ben değişmiyorum. Vallahi onun çok zoruna gitti galiba. Ona bu kalem dediğinden sonra. Zaten yine söylüyorum. Birinci gün çok hanımdı. İki, üçüncü gibi sinsi oldu. Bu arada ben bir şey daha yakaladım. Çok kıskanç. Gerçekten. Çünkü Naciye Hanım'ın kaynanasını bile kıskandı ya. Ya insan bu kadar olmaz ya. Gerçekten olmaz. Şov için kadının şova ihtiyacı mı var? Neyini kıskanayım ya da neden kıskanayım? Dediğimin hala arkasındayım Davut Bey'le alakalı. Bir gün farklı, ikinci gün farklı, üçüncü günün yarısına kadar farklı. Yarısından sonra bambaşka bir Davut Bey geldi. Yıldız sence bugün sessiz miydi? Bugün kahve şeyinde çok sessizdi. Ben çok şaşırdım. Çünkü bana niye fırsat gelmedi? Sizin peruğunuzda... Aynı şey ekranlamayın ya. Valla desteklediğini ya düşünüyor ama bugün sessiz. Naciye Hanım'ı neden destekleyeyim? O benim rakibim ya. Bir de bir şey neden diyeceğim. Neden destekliyorsun peki Naciye Hanım? Bence onlar ikili bence. Davut Bey doğru söylüyor. İlk defa onu eminim savunuyorum. Ama Naciye Hanım... Esra bugün... Hanım ve Yıldız Hanım Naciye Hanım'ı asla hayda destekliyor. Bugün zaten sizin saçtı, peruktu, yani kaynaktı konuşmalarınızdan kimseye fırsat gelmedi. Araya girin siz de girmeyi biliyorsunuz bazen. Fırsat mı verdiniz? Konuşunca konuşmayı biliyorsunuz. Ben zaten konuşmayı çok iyi biliyorum. Merak etmeyin. Siz fırsat vermediniz. Bize de et. Peruğunuz, saçınız, kılınız, tüyünüz bitmedi çok ki sizi. Yaptım. Yani bura güzellik yarışması değil. Bitmedi saçınız, peruğunuz. Davut Bey'le Yıldız Hanım birbirine girdi ya çok hoşuma gitti. Neden biliyor musun? Benle uğraşıyorlar diye sıkıldım artık. Biraz da onlar birbirini yesin. İnşallah bu peki, son iki Davut günde katılıyor görüyoruz musunuz? Esra Hanım genel olarak sessiz mi? Hayır. Esra Hanım çok güzel kendini savunan, açıklayabilen. Yani Davut Bey ne zaman savunmuyorum? Esra'cığım Davut Bey sizin için Esra Hanım hala televizyon karşısından izliyor programı demişti. Evet. Yani hala program için nerede adapte izliyorum olamamışsınız. Nerede izliyorum? Şardan gayet adapteyim ben programa. Şu an bir de dışarıdan izliyorsun. Biz hayır şu an olarak. Yıldız Hanım'a haklı bulduğum için mi peruk konusunda? Ne alakası var şimdi onunla? Ben ona öncesinden bir açıklama genel tavrı mı? Evet masada genel program tavrı. Mı? Şu an annem izliyor ya bizi. Şu an o da dün de dediniz ki ne Davut Bey? Yıldız Hanım'la Naci Hanım çok sessiz kalıyor. Bir tek Esra Hanım Bilgi Hanım'a cevap veriyor. İkisi, ben dün de onu söylediniz. Değil. Kendi tezini her gün yani çürütüyor. Bugün farklı bir şey söylüyorsunuz. Bugün de diyorsunuz ki dışarıdan izliyor yarışma siz boyunca. Siz değil ama çok sessizsiniz. Yarışma ilk günden beri zaten konuşuyorum ben. Bir tek konuşan Esra Hanım diye siz dün söylediniz. Bugün de diyorsunuz ki ne konuşmuyorsunuz. Demek ki yarın Bilgi Hanım hakkında yani demek ki. Yarın ne demek ki yani siz de değişiyorsunuz. Bir gün böyle konuşuyorsunuz, bir gün böyle konuşuyorsunuz. Sakın siz bence. Ben siz seversiniz oynamayı. Ben severim oynamayı ama yerinde ve zamanında oyuncu değilim bence ben. Bence oyuncusunuz bence siz. Oyun. Çok güzel. Evet, çok güzel oynuyorsunuz. Efendim, ayak seslerini duyuyoruz. Mükemmel oynuyorsunuz. Sadece gülüyorum. Yorum yapabilir miyim kalemi? Tabii buyurun. Ben çok beğendim çorbayı gerçekten. Afiyet lezzeti, olsun. Tadı, afiyet kıvamı olsun. Hepsi çok iyi. O böyle salyası falan var mı? Hayır yok işte olsaydı asla şey yapmazdım.
Ben zaten yorumda demiştim, o şu hani yumuşacık olur ya, salya salya, asla yemezdim. Ama tadı, baharat, her şeyi çok iyi bence. Afiyet olsun. Evet Esra Hanım, siz? Ben de çok beğendim. Dediğim gibi bizde de yine ana yemek olarak yapılıyor. Aynı şekilde biraz daha kıvamlı oluyor. Ama tadı, ekşisi, salyalanmaması çok güzel. Afiyet olsun. Afiyet olsun efendim. Afiyet olsun. Bu arada beğendiyseniz devam edin lütfen. Yıldız Hanım? Ben de çok beğendim. Gerçekten çok güzel olmuş. Afiyet eline olsun. Sağlık. Afiyet olsun. Eti falan pişmiş mi? Kıvamı? Her şeyi çok her güzel. Şey çok güzel. Peki, baharatı, ekşiliği, her şeyi çok güzel. Ellerine sağlık. Bilge Hanım, hoşunuza gitti mi çorba? Ben de beğendim. Ellerinize sağlık. Afiyet evet, olsun. Naciye 4'te 4 çorbalar beğendin. Beğenildi. Ne düşünüyorsun? Açık ben konuş. De çok beğenecek ediliyor muydun? Ben de sen çorbanı beğenmesindir ama arkadaşların beğeneceğini düşünüyor muydun? Ya düşünüyorum çünkü lezzetli bir çorba. Hani ön yargın var mıydı, kesin beğenmezler falan? Ben şunu düşünüyordum. Ben Bilge Hanım'ın ve Davut Bey'in beğenmeyeceğini düşünüyordum açıkçası. Çünkü sen de beğenmedin ya benim çorbamı, çok mantıklı. Şey sandım ben onun gibi, onun şeyindeyim. Hani iki yüzlü falan sandınız Bilge Hanım, beni. Ben çorbanızı çok dürüst beğendim. Bir insanım, çok adil bir insanım. Vallahi. Bilge Hanım, bir saniye. Ben çorbanızı beğendim yalnız. Siz saydırdınız, yemeğimi de beğenmediniz. Kadir Bey, çorbanızı ben çorbayı saydırdım. Zaten. Yok, çorbayı beğenmiş, ana yemek için konuşmuş. Ben ana yemek için söyledim onu, çorbayı belki beğendim. Belki Bilge Hanım'ın sana olan tavrından dolayı mı beğenmez diye düşündün, yoksa cidden bamya sevmiyordur falan diye mi düşündün? Hayır canım, sevmesen bile. Hayır, şey, Bilge Hanım'ın bamya yemediğini düşündüm ve genel olarak da çok bir şey beğenen bir yapısı yok zaten. Beğenmiyor yani. Severim her türlü. Yani öyle her şey, yani kolay kolay bir şey beğenmiyor musunuz? Yok canım, her şeyi yerim ben, severim. Uyumlu birisiniz yani. Evet, uyumlu. Ben de böyle bir şey var. Düşündün mü? Ben doğum açıklamasını yapabilir miyim? Burada ben Bilge Hanım'la tartışabilirim, Yıldız Hanım'la, Esra Hanım'la. Ama önüme gelen lezzetliyse gerçekten puanım benim kulaklığına asla girmem. Ben birinci olsam da sonucu da olsam umurumda bile değil. Çünkü beni orada ailem ve sevenlerim izliyor. Teşekkür ederim. Yani ondan ziyade bana yapılacak yorumlar beni kırmasın diye neyse onu yaparım. Afiyet güzel olsun. Değilse de güzel değil, güzelse güzel. Afiyet sevenlerden kalsın sosyal medyadakiler. Sosyal medyada ben çok takip ediliyorum. Hmm. Çok sevenim olduğu için, bir de Mardin Midyat'ta özellikle. Ha, bir de sabun senin işinde değil mi? Bir de sabun, bir de esnafım ben Kadir Bey. Şimdi insanlar mesela buraya geri döndüğünde yani. Ben geri döndüğümde hani yazıklar olsun Davut, keşke bunu yapmasan gibilerinden diyebilirler. O yüzden o şeyi göze almak çizgini istemiyorum. Çizgini de korumak istiyorsan. Neyse o, bende o. Peki. Hani birinci de olsam sonuncu da. Bilge Hanım çok üstüne gitmeyin, bakın sevenleri var. Benim esnaf de var, çocuklarım diyor ki anne lütfen. İzlemedi zaten. Anne lütfen ağlama. Seni ağlayarak görmek istemiyoruz. Yok canım, ağlamayın zaten. Çünkü benim zaten huyumu biliyorlar. Ben hayır, sen her şeyi alıyorsun zaten Bilge Hanım. Aslında Bilge Hanım. Sen de her şeyi her konuşuyorsun. Şey alıyorsun. Duygusal bir. Bir şey deseniz bir alacaksınız. Bence Davut Bey benim hayranım. Sen bir şey alabilir miyim? Bak, imzalı bir fotoğraf istiyorsan versin sana. Hayır. Ya da sahne almak istiyorsan yardımcı olabilirim. Bu arada ben araştırdım bu arada. Neyi araştırdın? Bu sahne her yeri araştırdım. Yazıyorum, isim soy isim yok. İsim soy isim yazdığım bana farklı bir... Bir kere benim sahne söylemedim ki sana. Ha, onu diyecektim, belki sahne ismi verdim. Ağzım ya. Tabii ki, sahne adımı sorsaydın sana söylerdim. Ben konuşabilir miyim? Konuşma çünkü saçmalıyorsun. Hastanede 250 kişinin altında söyledi. Ben onu da araştırdım. Şimdi güvenlik müdürünün altı olur. Hemşirenin bir altı. Siz neydiniz orada? Sen ne kadar yalancı bir insansın ya. Neden biliyor musunuz? Size 250 insan altından ne edeceğim? Sen ne kadar 350. Gerçekten 250. Haddini aşıyorsun hakikaten. Bir şey söyleyeceğim. Bak, ben sana personelim, hala numaraları var sana benim. Ayrıca ben senin gibi bir insana niye kendimi... Terbiyenizi takının. Sen terbiyesizlik yapıyorsun, farkında mısın? Bana karşı çok terbiyesiz bir adamsın. Yıldız Hanım esnafı şahit. Eğer halen ben de bozarsam... Halen de bir saniye telefonumu getirebilirlerse halen de... Benim ekip sorumlusu şey tamam, var. Tamam, ekip sorumlusu kim ama? Yani. Hayır, beyefendi kişi sayısına takılmış yani. 250 kişi. 350 değil. 350 bir de. Ama evet. Devlet hastanesi diyor bak. Tamam, devlet hastanede 3 lira çalışan yok zaten. Nasıl yok ya? Sizden hayır, öyle değil. Doktorlardan bahsetmiyoruz. Allah'ım çıldıracağım temizlik ya. Temizlik personeli, güvenlikçi. Yani tanımıyorsan, bilmiyorsan... Hastanenin büyüğüne göre değişir hastanede kaç kişi çalıştı. Cidden bunu kim izliyor arkadaşlar? Vallahi beni duysunlar, kamerada bakacağım. Seni kim izliyor? Bilge Hanım yatan hasta sayısı. Sayısını mı söylüyor yoksa hastanede? Bence de yatalakları sayıyor galiba. Yatalaklara sen bakamazsın. Sen de beni kadınla kötü edeceksin, öyle bir şey düşünmüyorum tabii ki Bilge Hanımcığım. Ben sadece bunu... Sen önce şu vicdanını biraz düzelt, midem bulunu göbeğini görünce... Kız o kadar açık değil ki, ne var bu onda? Bu arada bir şey daha söyleyeceğim. Benim kolyemin aynısının altı sırasını aldı. Kıskanç. Ya. Ben de kıskançtınız.
Çok kıskandım gerçekten. Esra'nın mı sizi kıskandı? Davut Bey, ben de söz gibi değil ama. Hiç kimse aynı değil ya. Bir saniye kopacağım. Aynı ya. Evet. Kaç gündür görüyorum. 350 ya. Hadi 350 ya. Bu galiba yatanakları galiba dışarıdaki hastalığı da saydı hepsini. Öyle bir şey yok bir icra. Diğer saniye. Kız sürekli adama bakıp bakıp üzülüyorum deyip durma. Acıyorum valla kıyamam. Ne var sanki? Acının hali düşersiniz. Ay estağfurullah, yani şey Allah göstermesin. Ben acırım. Ha, öyle acıma değil. Niye acıyor ki? Bunu gerçekten kim izliyor? Bana biri söylesin ya. Ya biri bana yazsın. Derken? Bunu kim dinliyor? Zaten bir bunu, yayınlanınca sana yazacaklar. Bir şey diyeceğim. Size en fazla kaç kişi dinledi? Lütfen rica ediyorum. Dürüstçe cevap verin. Kaç? Türkiye'nin her yerine sahne alıyorum. Değil. Mesela bir sahneye çıktınız. Size kaç kişi dinledi? 1500 kişilik düğün salonunda sahneye çıktım. Düğün salonu, ha bedava belediyenin tabii. Ya niye belediye lütfen? Hayır, 7 yıldızlı bir otel konseptiydi. Güzel bir şey rica edeceğim. Gerçekten haddini aşıyorsun. Hakikaten bak bana hakarete giriyor. Hakaret ben nasıl senin sabunlarına laf atmıyorsam sen de bunu atamazsın. Laf atamazsın çünkü sağlıklı ona onayı var. Türkiye'de bir de bir kere 7 yıldızlı bir otel yok. Kıbrıs'ta var. Adana'da var. Adana'da 7 yıldızlı. Adana'da 7 yıldızlı bir düğün salonu adını söyleyebilirim size. Düğün salonu mu? Ya geçin ya. Otel konseptinde. Otel konseptinde. Yapmayın 7 yıldızlı. Kadir Bey ben rica ederim. Bakın çok ayıp ediyorsunuz da farkında mısınız? Türkiye'de. Kıbrıs'ta var 7 yıldızlı otel. Antalya'da da bildiğim kadarıyla var. Düğün salonlarında yıldız var mı bilmiyorum. 7 yıldızlı düğün salonu. Otel yok. Otel konseptli. Kadir Bey ben Bilge Hanım'dan bir şey... Koskoca Türkiye'de 7 yıldızlı otel yok mu? Var, var. Sadece motel var ya şu anda. Bence 7 var ya Antalya'da. Bizimkiler alıyor yıldızları. Ondan kolay ne var? Yıldız alamıyoruz. Gerçi burada bir yıldız var da neyse. Ara sıcaklarımız geliyor efendim. Evet, afiyet olsun efendim. Bu arada bu köftenin adı neydi Naci abla? Sömelek köftesi. Sömelek köftesi. Bunu sanırım siz yaptınız değil mi? Yok, kaynanası. Şöyle. Yufkadan bunu mı? Yufkadan yaptım. Hazır yufka. Çünkü ana yemeğin lavaşını açtım ben. Ona lavaş ekmeği yaptım. O yüzden bunu yufkadan yaptım. Çünkü hamur, ben sevmem yufkayı zaten. Hoşunuza gitmedi mi börek? Pişmemiş mi? Ya ben sevmiyorum. Hazır yufkayı da sevmiyorum zaten. İçi de hamur. Hamur gibi gelmedi mi ama araları açık açık. İç şey güzel, lezzeti. Peyniri güzel ama bakın nasıl gelmedi şurası. Araları açık açık. Bakın Bilge Hanım. Sevmedim ben. Bakın. Bilirsiniz. Bence açık. Yani pişmemiş mi, içi ben, mi yumuşak olmuş anlamadım. İçi hamur. Bana göre içi hamur değil çünkü pişmiş araları da açık açık. Hamur olsa pişme içi. Çatalınızla bakarsınız. Böyle olmaz. Neyle bakmamı istersiniz mesela? Benim tabağıma yöneliyorsunuz. Sen yaptın. Hayır. Bakın. Yemiyorsun hani sevmiyorum belki dediniz yerim. Ya zaten. Sevmiyorum dediniz ya Bilge Hanım. Yine de olmaz yani. Başka masaya ben böyle yapmam yani. Siz sevmediğiniz için ben yaptım. Köfteyi nasıl buldunuz? Sevmiyorum dediniz. Yani hiç onu yememiştim. Böyle olması gerekiyorsa böyledir bilmiyorum. Hoşunuza gitti mi tadı falan, sosu, salçası? Yani, fena değil. Fena değil. Ama yemem normal hayatta. Peki, afiyet olsun. Kıymalı köfte, mis gibi. Esra Hanım? Ben Bilge Hanım gibi bel altı vurarak ya da insanları küçük düşürecek tabii ki söylemek istemiyorum. Sadece Bilge Hanım çalıştığı şekilde, yani nasıl hayatında sanatçılık yapıyor, solistim diyor. O yine solist olarak bence devam etmeli. Yemekte çok ilgilenmese de olur. Köfteyi beğendim, sosunu. Şeyini, haşlamasını falan güzel olmuş. Elinize sağlık. Afiyet olsun. Böreği el açması yapmanızı beklerdim. 22 yıllık bir ev hanımı olmanıza istinaden. Evet. Hazır yufkayla yapmışsınız. Yani lezzeti iyi, pişmesi de iyi. Aynen. İç sosu... Ben dediğim gibi lavaş ekmeği açtığım için ve 2 saatlik sürede için dediğim gibi birçok kişiyle beraber yarıştığım için o 2 saatlik sürede hem börek açıp hem lavaş ekmeğini yapmam çok zordu zaten. Ben lezzetli olduğunu düşünüyorum. Lezzeti, lezzetinde sıkıntı yok ama el açması çünkü sadece beklerdim yufka değil sizden. Burada. Size yediren bunu sadece yufkası değil çünkü. Arasındaki sosu sos, içerisinde... Evet, sosu aynen. Güzel. O yüzden pişme derecesi... Hamurluk var mı? Hamurluk yok. Sos olduğu için zaten içerisi zaten tel tel duruyor ayrı ayrı. Peki, teşekkür afiyet ederim. Olsun. Afiyet olsun. Yıldız Hanım, siz nasıl buldunuz? Ben de köfteyi de beğendim. Baharatı, salçası gayet güzel. Üstüne yoğurt koyması da güzel olmuş. Börek de yani zamanım yok dedi.
eğer hani zamanınızın yetmeyeceğine inanıyorsanız keşke başka bir şey seçseydiniz. Evet, o da ama bir seçenekti. Ben menüyü bu şekilde ayarlamıştım. Ama çünkü ana yemeğinizde de bir hamur var ya. Şimdi üst üste iki hamur hem ara sıcakta hem ana yemekte. Uyumsuz yani olsa. Yetişmeyeceğine inanıyordunuz. Keşke başka bir şey buna seçebilirdiniz. Yani evet bu köfte gerçekten güzel. Elinize sağlık. Yanına ne olabilirdi mesela? Yani köftenin üzerine yoğurt koymayıp yoğurtlu fresh bir şey yapabilirdiniz. Ama yani, bu köftenin sunumu böyle. Özel, sunumu özel evet yoğurtlu köfte olması. Diyor. Yok böyle köfte diyor. Dursaydı yanına yoğurt koymasak yani yanına başka bir şey yoğurt ama şimdi bu da bulgur ya. İçinde kıyma da var. Ben buna baktığımda normalde iç harcında bunun kıyma yazıyordu. Karnıyarık olarak geçtiği için kıymalı olarak teklif. Kıyma yazıyordu ve milföy hamuruyla yapıldığını ha, gördüm ben. Yok karnıyarık böreğinde biz domates biber yok, koyu ortasını kesip. İçinde var domates biber onu demiyorum. Bu hangi yöreye ait? Bu bana ait. İç yöreyle alakalı bir şey değil bu. İç harcında ben... Ben bunu hamur açarak, pardon sözünüzü kestim. Normal mayalı hamur açıp yapıyorum aynısını yani. Ha, ben de normalde evde yaptığım zaman o milföy hamuru gibi olanı arasına yağ sürerek böyle kat kat yapıp açıyorum. Hı-hı. Piştiğinde arada böyle milföy hamuru gibi oluyor. O öyle evet. Hani sürem yetmez diye endişeye kapıldığınız için keşke yani ikisi de hamuru ya ana yemeğiniz hamuru bir şey seçmeyecektiniz. O zaman bunu açacaktınız. Diyecektim ki evet gerçekten eline sağlık. Güzel ama ana yemeği tek başına böyle hani eti yapıp da getirmek istemedim. Onu bu şekilde ama sarıp... ana yemeğin yanına pilav yapabilirdiniz ya da başka bir seçenek sunabilirdiniz. İşte o zaman da olmaz. Ya. Ama zaten yine başta yapacağım için yanına pilav olmaz zaten. Ama baştan aşağı Naciye Hanım zaten bakın bu bulgur. İçinde kıyma var. Tamam bulgur da var ama evet, değil mi? İrmik de var bir bardak. Tutsun diye. Yarım bardak. Bu da hamur. Şimdi ana yemeğe geçeceğiz. Ana yemekte de hamur var. Et evet. Var ağır evet. Var ya hepsi ağır. Onu yerken göreceksiniz ağır mı değil mi o zaman hayır, bakacağız. Hayır hamuru ama zaten... Peki uyum konusunda sıkıntılı var, ama lezzet olarak var mı lezzet sıkıntı? Lezzet olarak güzel. Yok. Yok beğendim lezzet olarak. Afiyet sadece olsun. Hani bunu da elinde açmasını beklerdim o açıdan dedim. Davut Bey siz nasıl ben buldunuz? Ben yufkadan beklemiyordum. Hiç beklemiyordum dedim. %100 dedim. Açar yani. Evet. Çok fazla da şey yok bence Naciye Hanım. Zaten ana yemek normal bir şey zaten. Bence en azından bunu da yapabilirdiniz. Tıpkı ana yemeğin hamurlaştığınız gibi. Onu yarıştıktan sonra tekrar konuşalım. Siz yarıştıktan sonra tekrar konuşalım Davut Bey. Ama yasak konuşmam. Hayır, siz yarıştıktan sonra ne diyor? Tamam abi bir şey diyeceğim şimdi. Siz öyle deseniz ben biz yemek yapmayalım. Ya zaten girmek için zaten yarışacaktınız. Ona göre siz de seçecektiniz. Davut Bey ben menüme güveniyorum. Ben bu şekilde menümü hazırladım. Bu şekilde yarıştım. Tamam. Doğru. Köftenin güzel oldu. Afiyet bu olsun. Bu el yapma olsaydı daha da iyi olurdu. Zaman kötü afiyet değil, olsun. Lezzetli. Afiyet olsun. Yani bu menüye hem lavaş hamuru hem de börek hamuru sığar mıydı? Sığdırabilir miydi? Ya hayır, zaten uyumsuz bir menü. Uyumsuz zaten bir menü. Ama ben bunu el açması beklerdim. Hatta röportajında... Hayır, el açması bir tane seçtiği için ikinciyi yapmamış. Lavaş yaptım diyor. Lavaş yapma, yaptığı halde gelirdeki saatin içinde bunu da yetiştirebilir miydi yani? Yetiştirebilirdi bence. Onun için dedi ki yarış ondan sonra konuşalım. Tamam dedi. Yarışalım. Evet aynen öyle. Hiç sorun değil. El açması olmayan bir börekten benden puan beklemesin valla. Peki içi hamur dedi Bilgi Hanım ama diğerleri gayet beğendi. Bilgi Hanım yufka sevmediğiniz için mi size hamur geldi yoksa? Bence bilinçli söylüyor ya bence. Ya Allah aşkına ya. Bilgi Hanım bu bilinçli ne ben söylüyor. Anlamıyorum gerçekten kafayı yiyeceğim. Kameralar iyice kafayı bir çeksin. Bu ne? O ne Allah aşkına? Bilgi Hanım içinde sosu olduğu için şey zaten. Tamam ben şey sevmiyorum işte bu bana göre ama hamurdu. Ama sevmemek ayrı hamur olması ayrı. Ben bunu yemem mesela. Hamur değil o kendi sosu olduğu için o şekilde zaten. Siz sevmemekle pişme oranı farklı bir şey ben yani. Ben şu an niye sevmemekle değilsiniz? Kendinize bir gelin. Hayır. Bilgi Hanım ben sizin çatalınızı seveyim. Bakın hamur dediğiniz yerin arasını görüyor musun? Bak 3 kat hamur. Tamam buraya bak. 3 kat bak. Buraya bak bak. Burası açık peynirin ben, olduğu ya. Çocuk, ben yemem ama İlgin, çocuklarım sever. Ben börek yaptım. Tamam, kesinlikle böyle bakın. Yapmam. Bir şey yufkadan söyleyeceğim. Yufkadan mı yapıyorsun? Evet ama ben yemem. Yani az önce bu yufka kullanmıyorum dedin. Ben hazır yufka yemem dedim. Yapıyorsun evet, ama. Yaparım çocuklarım. Dün el açması yapsaydınız. Çok sever çocuklarım dün ama ben sevmem öyle. Dün el açması yapsaydınız o zaman. Ben hazır şeyler yemem. Dün el açması yapsaydınız diyorum. Ben size diyorum siz bence hamur değil sadece yorum yapmak için konuşuyorsunuz bence. Bence siz hiç yemekten anlamıyorsunuz. Yine söylüyorum kameradan oynuyorsunuz. Bunu seyirci görecek. Siz bence yemekten önünüze ne gelirse yersiniz. Öyle bir tipe de benziyorsunuz zaten. Ne? Yani böyle fast food hazır. Çok severim. Bak biliyorum ben yemem mesela hayatta yemem. O sizin kendi tercihiniz. Herkesin kendi hayatta hazır yer veya yemem sonra. Hazır fast food şeyler yemem. Verelim biz sana tabakları. Cidden. Gidin bence zaten rahatsızsınız. Fast food yapsın ben. Burada herkes yer yani. Çok sağ olun alayım ben. Tamam teşekkürler. Afiyet olsun. Buyurun. Elinize sağlık. Çok güzelse bitirseydiniz. Ay bunlar da çelişkili insanlar hayret yani. Neyse. Sabır Davut.
Sadece sana değil, asıl diğerlerine bana sabır, sabır asıl yani. Bana sabır. Fast food yemeyen var mı arkadaşlar? Hayatımdan yiyoruz. Yiyebilir yani. Ben de sevmem fast food'u ama herkes tercih edebilir yani. Kimse... Hayatta yemem. Hayat yemediniz. Kendim yaparım, evde pizzayı kendim yaparım. Pizzayı siz yapınca fast food olmuyor mu? O da fast food'a giriyor. Evde veya dışarıda yapılmasın. Ben çok akıllıyım Allah'a şükür. Ne fark ediyor? Fast food ne demek? Dışarıda bir şey diyeceğim. Fast food kaçırmasından çıkıyor mu? Bir şey diyeceğim. Ben kasaptan kendi gözümle o eti kendim yaptırırım mesela sucuğunu. Tamam onu koyarım. Tamam o fast food olmuyor mu? O yeni sizde farklı değil mi? Hazır sucuk yemem diyeceksiniz dışarıdaki. Evde yapılınca fast food kategorisinden mi çıkıyor? Ben anladım. Çıkıyor mu? Çıkıyormuş. Hayır. Kendime göre çıkıyormuş. Buyurun. Teşekkür ederim. Kendi çok akıllı sanıyorsun değil mi? Görecek insan. O kadar akıllıyım ki. Evde yapınca evde pilavına geçiyor, pizza olarak geçmiyor. Ama bak Bilge Hanım ne diyor? Doğal orada şey. Sağlıksız olduğu için. Aynen. Ya bu yani öyle diyebilir yani. Ben evde yapıyorum. Siz niye böyle ana sınıf öğrencisi misiniz? Sürekli size açıklama yapıyorum. Niye Kadir Bey anlıyor da siz anlamıyorsunuz? Çünkü eksik anlatıyorsunuz. Çünkü sizin de ablanız gerçekten kapalı. Biz üç kişi yanlış anlıyoruz, bir tek siz mi doğru anlatıyorsunuz? Size eğitim vermekten çok sıkıntılı. Biz üç kişi yanlış anlıyoruz, bir tek siz mi doğru anlatıyorsunuz Bilge Hanım? Kişi kendinden eksik anlatıyorsunuz, anlatımınız yanlış. Bir şey diyeceğim, neden anlatırken bir şeyleri doğru anlatın. Arkadaşlar neden bir tek sizi anlamıyorlar, birbirlerini anlıyorlar da? Çözemiyorum ki. Bilge Hanım aslında biz anlıyoruz da biz ona kendimizi anlatamıyoruz. Bilge Hanım anlattığı şeyleri eksik anlatıyor, yarım anlatıyor. O yüzden ve karşı tarafı da hiçbir zaman dinlemediği için kendinin anlaşılmadığını, anlamadığımızı düşünüyor. Bence kendi kendini anlatamıyor. Yıldız Hanım, Davut Bey, Esra Hanım aslında onlar kendini ifade edemiyor. Bana da yanlış yansıtıyorlar. Ben de onlara benzedim birkaç günde zaten. Aynı onlara benzedim. Çözsün. Demek ki yani sizde bir sıkıntı var yani. Anlıyor, Esra Davut anlıyor. Ama hayatımda ilk defa böyle bir şey görüyorum. Yani normalde insana beni çok iyi anlar, çok sever. Ama işte biz sıradanız ya ondan. Sizin yanınızdakiler farklı ya. İşte kişi kendinden bir kişi. Var. Yarışma evet. Bitecek. Bilge Hanım televizyona çıkacak. Televizyona diyecek ki ben ne saçmaladım öyle ya. Kesin diyeceğiz. Ben ne böyle diyeceğim? Şu an rüyada mı? Ben neler diyeceğim? Neler? Ama nasıl konuşmuşum? Şey ne anlat? Gerçekten ne konuştuğunuzu bilmiyorsunuz. Empati sıfır. Sen ne konuştuğunu sıfır. Biliyor musun? Ne söylüyorum size? Algı sıfır. Bence siz gidin şarkı söyle. Niye seni izliyorum oturun. Biliyor musun? Bak acıyorum hangi belediye çağırıyorsa gidin oraya bedava dediğimi yapın. Bilge'nin bence kelime adli sıfır, hatta eksi sıfır. Gerçi IQ seviyesi sıfır bence onun. Çünkü bana o daha sözler söyledi ama gerçekten ne konuştuğunu bilmiyor. Sadece şov, çok yapmacı ve sahte geliyor bana. Ana yemek hakkında bilgisi olan var mı? Sabah ismi biraz değişik geldi çünkü. Aslında ismi o değil. Ne ya ismi? Onun ismi dediği gibi de çünkü şey, yabancı bir mutfağın yemeği. Türk yemeği değil. Onun için biz de bayağı bir baktık, bulamadık ilk. Yani sabahki söylediği isim çıkmıyor değil, mu internette? Değil, kasadille diye geçiyor aslında. Hem tavukla yapılıyor hem biftek etiyle yapılan bir şey. Tavuk kasadille veya biftek kasadille diye geçiyor. Keseden değil yani. Acaba yanlış mı telaffuz ettin? Yanlış telaffuz. Ha, yanlış telaffuz ettin. Yoksa yemek aynı yemek mi peki? Aynı yemek, evet. Bununla birebir aynı. Ama dediğim gibi tavuk kasadille veya biftek kasadille diye geçiyor. Keseden diye değil. İlk biz aradık, anladım. Bulamadık. Yani önemli olan internette görüntüsü aynı yani. Aynı aynı. Aslında aynı değil. Kıymayla yapılıyor. Kıymayla yapılıyor. Biftek etiyle de yapılıyor ama nasıl biliyor musunuz? Biftek eti aynı. Lavaşı böyle gözleme gibi ikiye katlayıp yapmışlar. Böyle evet. O halde öyle değil. Biftek lavaşı ikiye katlayıp öyle pişirilmiş. Naci Hanım daha önce bir yerde çalışmış yemekle alakalı. Değil. Oradaki şeften almış bunun tarifini. Doğrudur. Ama uyumlu değil ana yemek. Yani genel olarak uyumlu değil. Bakın az önce de yine hamur yedik, şimdi yine hamur. Börek yediniz peşine. Evet, şimdi yine mantıksız börek yiyoruz. Oluyor. Yine börek yiyeceğiz. Biraz önce peynirli yedik, şu şimdi an etli. Naci Hanım menüyü yazarken bunu düşünmediniz mi? Böreğin peşine böyle bir yemek gelecek, eleştirirler diye. Şu anda onu söylüyorlar mesela. Hiç düşünmedim. Ya eti kavurup da boş boş koymak istemedim açıkçası. O yüzden lavaşa sardım. Evet, lavaşını yapıp çok onu değiştirdim. Nasıl? Çok mu değişiyor? Yine eti kavurdunuz, lavaşın içine sardınız. Fark eden ne? Aynı yemek. İşte boş olmasını istemedim. Ben İsmi de yanlıştı. Yarım saat biz ismini aradık. Evet, onu şimdi söyleyecektim ben zaten masaya geldiğimde de. Biz bunu çalıştığımız yerde aşçımız menüyü bunu bu şekilde yazdırmış. Biz bunu bu şekilde orada yapıp satıyorduk. Ama ben bunu internetten ben de öyle kendim baktığımda bu şekilde çıkmıyor zaten. Çıkmıyor, ama biz bunu evet, çalıştığımız yerde bu şekilde kese satıyorduk. Denmiyor. Kese diye. Evet, kese afiyet diyelim. Olsun buyurun. Esra Hanım, tadını beğendiniz mi? Tadını çok beğenemedim. Çok kuru olmuş.
Yani dürüm şeklinde sardığınız için de çok hamur gibi ekmek ekmek olmuş. Kaşarı içine koyup yapsaydınız içi biraz daha hani kuru olmazdı. O zaman olmazdı. Daha çok hamur olurdu. Onun sıcaklığı akışkanlığıyla onun içinde erirdi. Daha iyi olurdu diye düşünüyorum. Bu şekilde de çok kuru. Yaptım ben onu da yaptım ama bir o daha hamur böyle işte hamur çok sardığınız için çok hamursu ekmeksi olmuş. Aslında çok değil sadece 2 sıra. Öyle dürüm gibi olmuş. Dürüm yani. Aynen. Salata bildiğimiz hani mevsim salata bir tek limonu biraz daha az yani. Bir yağlı. Eksik. Yağ fazla limonu eksik salatanın. Yağ çok limonu eksik. Tamam. Ekşisi az. Yani Naci Hanım'ın övündüğü kadar böyle 22 senelik ev hanımıyım dediği kadar bir hamaratlık yok mu bu tabakta? Bir emek, bir lezzet. Bence yok çünkü Naci Hanım'dan ben daha yöresel bir ana yemek beklerdim. Bence. Yani mesela, çünkü 22 yıllık ev hanımıyım. Mesela, hani görün. Yani mesela yöresel bir yani sizin yörenize ait ben yöresel. Ben Ankaralıyım. Bilemem yani Ankara yörenizde tabağı. Ne vardır? Diyorlar. Bu çok, çok bilinmiş. Ya da daha farklı için. Bir yemek beklerdim yani. Bilmem ben. Yani sebzelerini, etini. Tek tek bunlar doğranıyor. Mantar içine doğranıyor. Ben soteleniyor. Aşamalarını söylemedim. Hani yemek hamur, olarak farklı yani. Hamur açılıyor, bunun. Yapılıyor. Ben aşamalarını söylemedim. Bu arada Naci Hanım sabah hatırlarsanız elim çok lezzetli çok diyordu. Çok lezzetli. Evet. Aldınız mı o lezzeti? Yani bir çorbadaki kadar lezzet almadım kuru olduğu için. Ve ekmek böyle çok şey olduğu için. Kalın. Yani ana yemek kalın, yanlış kalın, mı seçim? Kalın. Yanlış seçim kesinlikle. Yani çorbadaki lezzet yok şu an ana yemeğinde. Bence güzel. Ya kalın da değil aslında. İki sıra sadece ekmek bakar mısınız? İki hamur sıra sadece. Hamurdan ziyade lezzet alamadım yok, diyor. Hamur kalın ve kuru hamur kuru olduğu için lezzet kalır. Vermiyor. Hem ek böyle çok fazla sarıldığı peki, için. Peki afiyet olsun. Davut Bey. Ben tadı almadım gerçekten. Hani ben aslında Naci Hanım'dan daha güzel bir yemek beklerdim. Çünkü hamur az önce yedim. Eline hamuru yiyorum. İki tane üst üste olunca bu sefer. Ama gerçekten bak hiç tad yok. Tad alamadım. Ben gerçekten dedim hani Naci Hanım gerçekten döktürecek evet. Dedim ana yemeği. Ama beni hayal kırıklığına uğrattınız. Bence çok güzel ama. Ya bu benim kendi yorumum, kendi yorumum. Davete gidecek bir yemek mi? Nasıl? Davete gidecek yok, bir hayır, yemek. Yok hayır asla. Kesin de değil. Dürüm nasıl yiyeceğiz? Dürüm mü yapacağız? Evet. Davet var ben koyamam ki bunların misafirinde. Gayet güzel. Yani yemesi dürüm yapmış. Şöyle yemesi gördüğün mesela. Dürüm şeklinde yenir de hani davet yemeği olmaz. Dürüm çünkü. Olmaz. Yani, dürüm yani. Aynen. Elin alıp dürüm yemelik böyle. Fast food gibi diye. O tarz aynen. O tarz aynen. Yani, davetle değil mi biraz daha? Davet sokak lezzeti. Yemesi kolay. Hayır bence davet sofrası. Yemesi kolay yemesinde sıkıntı yok. Hani dürüm şeklinde yenilebilir. Ama davette insanlar böyle elini alıp dürüm. İnsanlar davetlerde biber dolması yiyorlar arkadaşlar. Ama elleriyle böyle dürüm şeklinde yeniliyor ki ne? Davetlerde yeniyor ya. Bunu tamam, da eline alamayabilir. Ama biber dolması dolmayı elimle alarak mı yiyoruz? Afiyet olsun Davut Bey lezzet alamadım ben dedi. Ben sadece hani Naci Hanım'dan bir lezzet beklerdim. Anladım. Hani oh çok güzel ama maalesef. Ana yemeğim kesinlikle davet sofrasına uygundu. Değil gerçekten. Yani şöyle yapabilirdiniz. Bunu küçük küçük dilimleyip beyt o şekilde şeklinde, görsel de hem tarzı. Daha güzel beyt olurdu. Sushi öyle de, olabilir. Beyt şeklinde. Tam yani o şekilde işte. Hani görsel de daha iyi olur. Yemesi de hani bir davet sofrasına daha yakışır olurdu. Biz dediğim gibi biz bunu bu şekilde ha, yapıyorduk. Uzun ben bunu bu şekilde seviyordum. Şöyle aha. Durabilirdi. Aha, etler, eti biraz küçültebilirdi. Peki Yıldız Hanım siz lezzet aldınız mı? Lezzet ya aldım aslında o kadar çok lezzetsiz hani şey lezzet, değil. Lezzet kuru ve ekmek. Bir şey yani çok ama fazla lavaşın çok şeyi kalır. Geliyor. Lavaş. Evet. Hani keşke bunu hazır lavaş alsaydı da yaptı. Diğerini açma yapsaydınız, tam tersi yapsaydınız daha iyi olur. Olurdu. Bu çok kalın ve şey yani içine sos da. Ekmek gerçekten sos kalın değil. İçinde bir sos olabilirdi ya da. Ya da içine hani, bunun dediği gibi böyle hafif baharatlı az da olsa evet. Domates soslu bir sosla kaşar belki dediği gibi kuruyabilir ama. Domates soslu bir sosla bu eti daha güzel marine edip de koysaydı en azından hem hamuru daha yumuşak tutardı. Şimdi şöyle, bunda o sos yok. Hani içinde yok işte zaten onu diyorum. Siz sadece etleri o haşlamışsınız. Fırından bu kavurmuş. Kaşar üzerinde kalsın diye. Fırında olduğu bu kuruluk ondan aslında. Naci normal Hanım, yapılır yapılmaz yenmiş olsaydı aslında bu böyle değil. Naci Hanım onu anladım. Şundan bahsediyorum. Etiniz zaten kuru. Kuru. Sebzeleri koymuşsunuz. Hiçbir hani böyle kuru, renklensin kuru. Diye bir baharat yok.
Ben de şundan bahsediyorum. Keşke bir domatesli sosla bu eti de bir meç etseydiniz, içine öyle koysaydınız, inanın daha lezzetli olurdu. O zaman hani doğramaya bile gerek yoktu. Şu bahane olabilirdi. Ya doğrasam sos akacaktı, daha kötü olacaktı. Evet. Böyle yiyin diye diyebilirdiniz. Bunda zaten şey var. Hani baharat olarak kırmızı biber, karabiber ve soya sosu var içerisinde. Onun dışında başka bir zaten sos yapamayız. Ama şu, ben zaten hayır, ben domates sosundan bahsediyorum. İşte yani soya sosu olduğu için domates konmuyor buna zaten. Yani koyulmaz diye bir kaydı mı var? Ya dedim ya biz bunu çalıştığımızda bu şekilde yapıyorduk. Orada zaten çalıştığımız yoktu. Yerde adı da yanmış bunun. Yani i̇şte aha, şefiniz adını bile yanlış yazmış. Evet. Şundan bahsediyorum. Et zaten kuru bir et. Ekmek de zaten olan sosun şey bakın, çekmiş, lavaşı çekmiş. Şey, az bir sos et, olduğu için zaten onu da et zaten çekmiş. Kuru bir et. Biberler zaten kavrulduğunda kendini salıyor. Suyu, biberin suyu var. Ben de şunu diyorum, keşke bu suyun içine azıcık bir domates sos koysaydınız da şu lavaş hem yumuşasaydı, kalınlığı gitseydi öyle daha lezzetli olurdu. Ondan bahsediyorum. Patatesler de bana acı geldi. Baharatını baya baya koymuşsunuz. Kekik, kırmızı biber. Evet, baya baya koymuşsunuz. Yani hani patatesler evet lezzetli ama yanında bir garnitür olarak o geldiği için ben yemeğin aşaması beni ilgilendirir. Dediğim gibi çok hamurunuz kalın. İçindeki için harcı yok. Onun için kurutmuş içini, içi ben beğenmedim. Şimdi çorbayı beğendiler, ara sıcağı beğendiler. İsterseniz şimdi ana yemeği de beğenince doğal olarak puan vermeleri gerekiyor. O puanı vermemek için beğenmediler zaten. Ben öyle hesap kitap yapmam, neysem oyumdur. Ara sıcak beğenildi, çorba salatada, beğenildi ama ana yemek maalesef ki beğenilmedi. Salatada evet. Çok yağlı ama limonu hiç yok. Hiç yok. Sıktık aslında bir limon sıktık ama. Ekşi çok yetersiz kalmış. Evet, yağ tadı, yağ tadı geliyor. Şöyle, şey, yağ tadı geliyor sadece. Ben sosu tenceresi, yani kendi yaptığım yerinde böyle karıştırmadım. Onu hepsini harmanlayıp tabaklara aldığımda üzerine karıştırdım. Yani üzerine ekledim sadece. Bilgi Hanım sizin yorumunuz nedir? Ben de beğenmedim. Kalın. Arkadaşlara katılıyorum. Lezzetsiz. Ben soya sosunu da almadım açıkçası. Soya sosunu yani, ben de almadım. Evet. Var. İçine soya sosu var. Yani bundan bir kaşık fazla koymuş olsam bu sefer de tuzlu ve acımtırak bir tadı olacaktı. O yüzden sadece iki kaşık koydum ben bunun içerisine. Patates de normal. Yani güzel. Ette bir lezzet var mı yani yediğinizde? Lezzetsiz biraz. Lezzetsiz evet. Biraz. Peki. Belki de biz ilk defa yiyoruz. Belki böyle yok, ama yok, ilk defa yemedim. Hani ben mesela ayranla bunu ayaküstü yerim ama bu tantuni ana gibi. Yemek yani... Bir kere menüye şey uygun değil. Bakın tavuk fajita gibi bir şey. Aynen ona benziyor. Fajitaya benziyor. Hayır gibi az önce şey mesela yani. Hamur geldi. Bu da hamur. Yani bunu düşünemedim. Ben onu merak ediyorum. Ama nasıl böyle bir şey? Siz zaten önceki hamuru yemediğiniz için sıkıntı yok. Tamam de. Da nasıl böyle bir şey yapıyorsunuz? Böyle bir hata. Bence çok yanlış yani. Ya. Asla uyumlu Bilgi değil. Lütfen bu bir hata. Kendinizi bir savunmayın ama bir şey çok yanlış. Ne demek kendinizi savunmayın? Bu bir hata değil. Bu bir tercih. Ama hamur, doğru hamur. Ama yanlış. Bu bana göre böyle. Bu benim tercihim. Siz evde siz böyle önce hamur böyle. Misafire sonra tekrar mı hamur veriyorsunuz? Yani, evet biz böyle yapıyoruz. Ben anlam veremiyorum. Yani Naciye Hanım da beni sevmedi. Bana karşı böyle bir sert tavrı var. Mesela kayınvalidesi çok tatlı bir kadındı. Bayıldım. Keşke o girseydi yarışmaya. Emin olun kayınvalidesiyle yarışsaydım. O teyze beni çok severdi. Kayınvalidem Bilgi Hanım'ı kesinlikle sevmezdi. Bilgi Hanım'la bizim tarzlarımız... Yaşam şekillerimiz yani çok farklıyız. Biz zıt kutuplardayız. O yüzden kesinlikle sevmezdi. Ana yemeğimizin görüntüsü çok güzeldi ama maalesef beğenmediler. Ben hala aynı şey söylüyorum. Bence ana yemeğim güzeldi. Neden beğenmediler o zaman? Onlar hepsini beğenmiş olmamak için beğenmediler. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Kadir Bey bu sizin. Teşekkür ederim. Evet genellikle Adana'da gördüm ben ama Hatay'da da Mersin'de var. Hatay'da da Mersin'de var. De çok fazla. Dışarıda satılıyor sokak. Taşka'dayız. Kadayıf lafı nereden geliyor onu bilmiyorum. Yani kadayıflık ne var burada? Bizim yöreye ait ama ben de bilmiyorum. Yani kadayıf, Taşka'dayız, çok kadayıf. Mersin'de de var. Neye ben, neden o adı ama biraz daha büyükler mi acaba? Mersin'de biraz daha büyük. Daha mı büyük? Evet. Adana'da da bir tık daha büyük. Ben böyle yedim ama Adana'da bizim da bizim orada da biraz daha küçüktü. Büyük yapılıyor. Şimdi bizi de büyük yapılıyor. Buyurun. Evet, afiyet olsun herkese. Buyurun bakalım. İçine neden fıstık, ceviz yerine fıstık koymadınız? O da giriyor. Sadece fıstık koyuyorum. Ben cevizi yapıyorum. Fıstığı da sadece süslerken üzerine kullanıyorum. Ben ceviz sevmiyorum.
Ben de hiç sevmiyorum. O yüzden sordum. Ben de cevizi bir tane. Ceviz sevmiyor musun? Ben ceviz deyince ağzım böyle şey oluyor. Ben de nefret ediyorum. O yüzden söyledim zaten. Bende bir tane tek çıktı ceviz. Bende de bir tane tek. Bir tane. Çok ama bir tane ama bütün koymuş. Ya bütün oldu yani çok çok. Normalde kaç tane koysam? Aynen. Yani biraz daha aynen küçük küçük parçalar halinde. Orijinalinde böyle bütün mü konuyor ki bunlar? Yok yok kırılıyor. E niye kırıldı? Yani doğrayabilirsiniz. Zaten şey hani ezmek. Tam böyle süren bitmeye yakın artık bu olmadı dereydi. Ben bütün konuluyor zannettim. Deseydin kırardım ben orasına 5 dakika buzluğu paşitiyle hemen. Teşekkür ederim. Ben bütün konuluyor diye bütün koydum. Yok bütün konmaz. Bilge Hanım beğendiniz mi? Son artık şerbeti az, içi çok az. Yani tüm koymuşsunuz. Cevizi hiç sevmediğim için zaten şey yapmıyorum ama şerbeti çok az. Bir de yani benim yediğim taş kadayıf büyük, sert ve içi dolu doludur. Yani az olmuş hiç. Tamam. Biz normalde çok büyük yiyoruz. Biz hep böyle yapıyoruz. Ben sadece burada son zaman içerisindeydim. Yok küçük olabilir, iyi ettiniz tabii ki canım. O şekilde bir kere kırmak. Bu yanlış hani anlamayın. Bu davet sofrasına uygun değil. Neden? Çünkü bu sokakta satılan ayaküstü yenilen bir tat. Ve ben bunun fıstıklısını yiyorum. Şerbetli bir tatlı bu davet. Dün sizinki de buna benzer bir şeydi zaten. Pişinin peynirli lokma yani. Dışarıda lokma yani. Lokma da ayaküstü satılan. Yiyor musun? Hiç yedin mi? Yemediğine göre sokak lezzeti değil. Sizin yörenin olduğu için bizim oralarda yapılmıyor. Bizim sokakta yapılmıyor ama ki Urfa'da sokakta yapılmaz bu. Davet sofralarında yer. Sizin yörede öyle. Ondan sonra sizin yörede bizim orada yapılmıyor. Bakın, şey buna benzer diyorum. Hamur ve şerbetli. Bir şey diyeceğim size. Bakın. Yani davet sofrasına uygun değil diyorsunuz ya. Benzeri yakın bir şey. Onu ben demek istiyorum. Sokakta yenir demek istiyorum. Bizde satılmaz o peynir. Orayı yanlış anladınız. Ben sokakta yenir diye söylemedim. Anladım. Birbirine yakın ikisi de hamurdan yapılıyor ve ikisi de şerbetli. Yani buna bakarsanız o da davet yemeğine uygun olmuyor yani. Bizim benzer olduğu için. Misafir, özel misafirlere de ikram ederim. Peki, afiyet olsun. Bana göre her davet sofrasında şerbet tatlı az. Olabilir. Şekeri, şerbet az. Farklı yok. Bence İki bardak şeker, iki buçuk bardak su koydum. Bence gayet iyi aslında şerbet tatlı. Bana az geldi. Peki Yıldız Hanım beğendiniz mi? Ya ben öncesinde böyle bir tatlı yemedim. Doğru. Hani duydum ama yemedim. İçi hamur. Yani dışı sert değil dediğinize göre çok sert olması gerekiyormuş. O da beklemekten kaynaklı dediniz. Normalde bunu, lafınızı kesiyorum. Estağfurullah. Normalde bunu hazırlarsınız hamurunu, hamuru durur. Servis yapılacağı zaman hemen kızarılır, şerbete basılır, dağıtılır. Yani hani bu bana biraz şey andırdı, pankek olur ya. Pankeki pişir. Hamuru ona benziyor zaten. İrmik gibi hamuru var. Ikiye. Peki beğendin mi? Yok. Tam benim damak zevkim. Davetlerde olabilir. Neden olmasın? Sonuçta şerbetli bir tatlı ama ben bunun şerbetinin daha kıvamlı olmasını beklerdim. Yani kenarlarda şerbeti biraz şerbetin fazla olmasını beklerdim denildiği gibi ise eğer. Şerbet aslında bayağı kıvamlı dediğim yani gibi. Yok hayır şunu evet, an şerbet yok ya hiç. Eğer bunu normal yapacağım. Ya pardon bunu normalde şerbete batırıp direkt çıkartılır. Batırıp yanında bir şerbet olmaz. Yanında şerbetten yani, kastım. Hayır, dün mesela kızardıktan sonra batırılır ve çıkartılır. Dün mesela Bilge Hanım'ın tatlısına dedik ya ben tabağımda yoktu ama çok evet, şerbetliydi, çok suluydu yani kıvamı yoktu. Tabağıma biraz aksaydı diye ağladılar. Taş kadayıfta öyle bir şey olmuyor işte. Ama lokma tatlısında da normal batırıp direkt çıkartıldığı için ama çok lokma böyle tatlısında da hani normalde pişirilip direkt şerbete koyulur, çıkartılır. Yine de aldığında bir şey dakika. Yine aldığında şerbet olur ya. Ondan bahsediyorum. Yani bunda yani hiç benim yediğim bunu böyle bir kağıda suyun içinde sararlar bir şerbeti böyle şey olmaz yani. Ben anlatamadım. Bizim orada yapılan. Bakın ben Meryem'i anlatamadım. Onu ben anladım. Anladım ben sizi. Diyorum anlatmak ki, istediğinizi. Şu hani hem içi hamur tam gerçekten tam anlamıyla çekmemiş daha hamur. Evet. Bir ikincisi ben şundan şunu beklerdim. Hani evet cevizler çok iri. Gerçekten yerken çok güçlük çektim zaten. Şundan bahsediyorum. Keşke biraz daha şerbetli olsaydı. En azından belki o şerbet biraz daha sertleştirebilirdi durduğu için. Çünkü bu yumuşak dediğinize göre bu tatlı çok sert olması gerekiyor. Bir adı şey da öyle. O tatlıyı bana doğru çevirir misiniz? Tabii ki buyurun. Çevireyim. Hamur olan kısmı neresi onun? Göstereyim hemen. Buyurun. O hamur mu? Hamur. Bakın bu irmikli bir hamur. Şimdi bunu pişirdiğiniz zaman bunun en fazla kalınlığı, en fazla olacak kalınlık budur zaten. Ben bir. Kalınlığından bir bahsetmedim. Birincisi bu. İkincisi taş kadayıf servis esnasından hemen önce kızartılır, şerbete atılır, çıkartılır, süzülür ve gelir. Hemen. Bunda şerbet olmaz. Aynen. Yani yanında şerbet olmaz. Ben beklerdim diyorum. Bakın ben ama işte
aslında i̇şte olmayan şeyi siz bekleyemezsiniz. Ben de size biraz önce yapımını, nasıl olmanız gerektiğini anlattım. Yani hani ben böyle... Zannediyorum ki bu tatlı hayır, sıcak yenen bir tatlı. Ben söylüyorum. O nasıl olması gerektiğini hani anlattım yapılır, yani. Öyle yapılır, böyle yapılır. Hayır, şerbet istediği için söylüyorum. Ya şerbeti olsaydı diyor ya. Özellikle bakın şerbet istediğim... Peki ısırdığında hamur tadı geliyor mu yani? Hamur tadı geliyor. Ondan bahsediyorum yani, içi hamur tadı. Esra ayrı bir şey, ben farklı bir şey. Bir de şunu diyeceğim, bilmediğim için soruyorum. Bu tatlı normalde hani hemen şerbete sokulur verilir dediniz ya, sıcak bir tatlı mıdır? Sıcak da yenir, soğuk da yenir. Yok ama hemen verildiği için ılık bir tatlıdır. Yani hadi, böyle çok soğuk da yenmiyor. Heh. Doğru. Yani dışarıdan alırsan hemen ısıtır. Alıp veriyorlar ama. Alıp veriyorlar. Ha, ondan evde yaparsan beni misafir de beklediği zaman bekliyor yani. Tabii. Aynen. Ay, bana peki, öyle geldi. Doğrudur, elinize sağlık. Esra Hanım. Dışı daha çıtır olması gerekiyor. Yani kestiğiniz zaman zorlanması gerekiyor. Ayrıca cevizi arkadaşların dediği gibi çok büyük ve içinde tarçın olması gerekiyor. Normalde tarçın cevizle çok az kalmış, ama hiç belli çok değil kalmış, yani. Evet. Tarçın tadını ben hiç almadım. Yani şerbeti olması gerektiği gibi. Hani öyle bir şerbetli peki, şey değil. Teşekkür Davut Bey, son yorum sizde. Beğendim. Onu tabağınızdan gerçekten anladım. Gerçekten taş olsun gibiydi. Hatta afiyet ben olsun, sordum. Evet. Böyle mi olur diye. Çünkü ben gerçekten dışarıdan bana yumuşak oluyor ya. Bir de ben beyaz sevmem mesela. Şöyle örnek evet, veriyorum. Olayım. Bir tane beyazdı, bir tane tam kavrulmuştu. Beyazdı yani. Biraz daha sevmem zaten. Sertti. Son zamanla kalan. Beğendim. Elinize sağlık. Afiyet olsun. Afiyet evet, olsun. Evet, Naci Hanım'ın ellerine kollarına sağlık. Güzel bir gün geçirdik. Şahsen kendim eğlendim. Ben de çok eğlendim. Yemekler için elinden geleni yaptın. Çorbada sıcak beğenildi. Ana yemek beğenilmedi. Tatlı da kimi beğendi, kimi beğenmedi. Puanları da merak ediyoruz. Genel olarak bugün benim için çok güzel geçti. Özellikle mutfakta da, temizlikte de, Kadir Bey'le de, dış seste de ve kayınvalideme de biz çok eğlendik. Herkesin eğleneceğini düşünüyorum. Yemek olarak da, masa olarak da ben gayet memnunum. Hepsinin lezzeti çok güzeldi. Yine de arkadaşlarıma yine de teşekkür edeceğim. Yine de hakkımı vereceklerine inanıyorum ben. Naci Hanım kesinlikle hamaratlığını gösteremedi. Fiyaskoydu itiraf etmek gerekirse. Bugün asla doyulmadım gerçekten. Beni şoka uğrattı. Menüsü de çok uyumsuzdu. Bir şeyler yapmaya çalıştı ama beceremedi. Kaynananla yaşıyorsunuz zaten. Demek ki evde emekleri kaynanası yapıyormuş. Naci Hanım lezzet konusunda benimle eşit değil. Yani 22 yıllık deneyimiyle hiç alakası yokmuş bu olayın. Son 2 gün kaldı büyük finale. Puanlarınızı verin gelin. Ardından son 2 gün kimle yarışacağız? Seçelim, ondan sonra da gidelim. Hadi bakalım. Naci Hanım'ın sofrasında çorbayı beğendim. Karnıyanın yanındaki köfteyi beğendim. Ve tatlıyı beğendim. Naci Hanım'a bugünkü puanım... 3. Bugün Naci Hanım'ın çorbasını beğendim. Ara sıcaklarını beğendim fakat uyumsuzdu. Lezzeti güzeldi. Tatlısını da beğendim. O yüzden Naci Hanım'a puanım... 3. Naci Hanım'ın çorbasını ve masasını beğendim. O yüzden puanım 2. Naci Hanım'ın çorbasını güzel buldum ama genel olarak diğer yemekleri kuru ve tatsızdı. Tatlısı da bir nebze öyleydi aynı şekilde. Onun için bugün Naci Hanım'a puanım 3. Evet, Ena Maratvin'im de son 2 gün efendim. Bakalım yarın kim yarışacak? Davut Bey mi, Esra Hanım mı? Esra Hanım. Belki de Esra Hanım. Sürekli isimleri bilen kimdi? Sen ben, mi diyorsun? Esra Hanım evet, bence. Esra mı diyorsun? Allah kahretmesin seni. Esra Hanım çıktı. Şimdi şey diyormuşum, hadi birinciyi de söyle. Sakın tut çeneni. Söyleyeyim. Sakın. Yarın benim günüm. Hem heyecanlıyım hem de nasıl bir masa, nasıl bir yemek yapılır arkadaşlar görecekler. 3 günde de ana yemek çok vasattı, çok kötüydü. Bir davetin en önemli şeyi ana yemektir. Yarın ana yemeği görecekler nasıl olacağını. Esra Hanım'dan ümitliyim açıkçası. Çünkü Hataylılar güzel yemek yapar, el lezzeti vardır. Ama yetiştirip yetiştiremeyeceğini yarın göreceğiz. Yarın Esra Hanım'dan beklentim çok da yüksek değil. Yani pastacılık yapıyormuş. Ana yemeklerde çok başarılı olabileceğini düşünmüyorum ama belki bir sürpriz yaparak yanıltabilir de. Ve tabii ki de Cuma günü Davut Bey yarışacak birinci efendim. Yani. Final günü. Birinci yer. Kendisini bilir. Kaslı adam sen. Olabilir sen. Bu arada bilemiyoruz. Son dakika bir sürpriz de görebiliriz. Göreceğiz. Esra Hanım hazır mısınız? Hazırım. O zaman yarın gösterin marifetinizi efendim. Düşmanlarınızı, rakiplerinizin ağzını kapat.
Peki. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle puan vermek üzere gidiyorum. Hepinize hayırlı akşamlar. Naciye Hanım'ın eline koluna sağlık. Bugün mutfakta performansı çok güzeldi. Kayınvalide stresinin altında da gene elinden geleni yaptı. Çorbasını çok beğendim. Lezzetliydi. Eti, salçası, yağ gayet uyumluydu. Ara sıcakta ben böreğini beğendim. Yanındaki köftesi de güzeldi. Evet, uyum konusunda biraz uyumsuzdu ama lezzetleri yerindeydi. Ana yemeğe gelince maalesef ki çorba ve ara sıcakta bulduğum lezzeti ana yemekte bulamadım. Eti çok tatsız ve tuzsuzdu, lezzetsizdi. Hamuru da fırına verildiği için kurumuştu. Açıkçası ben ana yemeğini beğenemedim. Naciye Hanım bence şeften tarif alana kadar kayınvalide Semih Hanım'dan tarif alsaydı. Çünkü onda daha güzel tarifler vardır eminim. Tatlıya gelince ben tatlısını beğendim. Eline koluna sağlık diyorum. Bugün açıkçası kendini de güzel savundu. Güzel bir şekilde ifade etti yemeklerini. Eline koluna sağlık diyerek puanımı veriyorum. Evet, Enem Arat benim de bir günü daha geride bıraktık. Yarın Esra Hanım yarışacak. Esra Hanım hakkında çok fazla bir yorum yapamıyorum. Çünkü ben de Esra Hanım'ın nasıl biri olduğunu kestiremedim henüz daha. Kapalı bir kutu. Yarın göreceğiz bakalım. Ham Arat mı yoksa yarışmacı arkadaşların diline mi düşecek? Hep birlikte göreceğiz. Aynı saatte görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın.